yüzden mi öldürdün oğlumu? İbrahim'le aramızdaki köprü sensin. Bu seninmiş galiba. Demek sendin o. Kim? Bağışlayın sultanım. Fakat neyden bahsettiğinizi anlamıyorum. Bu ev senin mi? Sultanım, bir şey mi yaptım? Bilmeden bir kusurum mu oldu size karşı? Bu ev senin mi dedim? Benim, evet. Ama... Burada mı buluşuyordunuz İbrahim'le? Bana bu evde mi ihanet ediyordunuz? Nasıl? Haşa sultanım. Siz ne diyorsunuz? Benim haddime mi düşmüş bu? Bir mektup geldi Nigar. İbrahim Paşa'nın beni yıllardır aldattığını yazmışlar. O hatun da burada, bu evde kalıyormuş. Şimdi bana doğruyu söyle. Bu karnında taşıdığın çocuk kimin? İbrahim. Sultanım, size kim ne anlattıysa iftira atmış. Vallahi yalan. Bu çocuk İbrahim Paşa'nın değil. Nasıl olur, mümkünü var mı? Madem bir yalan bu, iftira. O halde söyle. Kim gibi bıraktı seni? Konuşsana Nigar. Matrakçı Nasuh Efendi. Karnımdaki Sabi'nin babası odur sultanım. Nasuh Efendi. Öyle mi? Benim çocuğum olmuyor. Nasuh Efendi de bundan muzdarip. Ne kadar istediysem, ne kadar çabaladıysam da buna bir hal çare bulamadım. Ağlar. Alın şu hatun. Sultanım yapmayın. Vallahi benim bir günahım yok. Hakikat neyse onu dedim size. Hakikat! Ortaya çıkacak Nigar. O vakit bunu bana reva görenler. Bedelini canlarıyla ödeyecek. Sultanım. Götürün! Sultanım! Thank you.
Fatma. Ne olmuş burada? Neden kimse yok? Ben hemen malumat alırım sultanım. Sultanım? Ne bu dairenin hali Fidan? Neden kimse çalışmıyor? Ben size burası derhal bitecek demedim mi? Sultanım, Gülfem Hatun geldi. Durdurmamıza emir buyurdular. Onun ne haddine böyle bir emir vermek? Ben de sual ettim. Neden dedim. Sana mı hesap vereceğim diye kızdılar. Git çağır şunu. Bakalım derdi neymiş. Emredersiniz sultanım. Yine kaybettin kardeşim. Bir dahaki sefere yeneceğim seni. Ama kim bilir ne vakit. Malum yarın Manisa'ya gidiyorsun. Abi biz de gelebilir miyiz? Hayır Selim. Sizin yeni sünkârımızın yanı. Ama çok özleyeceğiz Selim. Ben de sizleri özleyeceğim. Fakat vazife beni bekler. Neden gidiyorsun ki oraya? Devlet tecrübesi edinmek için Beyazıt. Manisa büyük bir sancak. Orayı idare etmede muvaffak olan şehzade gün gelince devleti yönetir. Babam da Manisa'dan çıkmıştı tahtı, öyle değil mi? Evet. Sen de mi tahta çıkacaksın abi? Babam gibi padişah mı olacaksın? Yüce Rabbim babamız Sultan Süleyman'a uzun ömürler versin. Daha nice yıllar bu cihana hükmedecek. Onun acı kaybını yaşamaktansa şehzade olarak ölmeyi tercih ederim. Fakat kader ne gösterir bilinmez. Belki de tahta vaktinden evvel çıkmam icap edebilir. Buna hazır olmam lazım. Zira o gün geldiğinde bu cihana ben hükmedeceğim. Bu yüce imparatorluğun kaderine ben yön vereceğim. Baba! Hünkârım. Şehzadelerimi böyle bir arada görmek ne güzel. Matrak oynuyorduk kardeşlerimle. Gitmeden evvel benimle de oyna isterim. Şeref duyarım hünkârım. Gülfem sabrımı zorluyor. Böyle devam ederse vazifesinden alacağım onu. Hünkârımız ne der? Malum kendileri tayin etti. Diyarı nasıl yolladıysak onun da icabına bakarız elbet. Sultanım. Gülfem Hatun, derhal izahat ver. Dairemin tadilatını neden durdurdun? Bu benim kararım değil, hünkârımızın emri. Ne emriymiş bu? Rahmetli Valide Sultanımızın dairesinin size tahsis edilmesini uygun bulmadılar. Hünkârımız, ne vakittir harem işleriyle alakadar olmaya başladı? Yoksa sen mi söyledin bunu? Benimle alakası yok. Hürrem Sultan'a haberdar etmişler. Başka kim olabilir ki? Sultanım sakin olun.
Bir hayli ilerletmişsin Mustafa. Sayenizde hünkârım. Tebrik ediyorum. Yine istediğini yaptırmışsın hünkârımıza. Daireyi aldılar elimden. İsabet olmuş. Validemizin aziz hatırasına saygısızlıktı bu. Hemen şikayet ettin değil mi? Hünkârımızın arkasına sığındın. Gözyaşlarınla kandırdın. Marifet gözyaşlarında olsaydı senin boy boy çocukların olurdu. Malum mütemariyen ağlayan sensin. Kes sesini yoksa! Yoksa ne? Ne yaparsın? Senin büyüdüğünü, kudretli bir padişah olduğunu görmek bana gurur veriyor. Lakin bazen bakıyorum ve içime bir keder kaplıyor. Sen büyüdükçe masumiyetimiz kayboluyor Süleyman. Mustafa? İyi misin? İyiyim hünkârım. Bana kendi kanımı dökmeyi nasip etme. Kaderimde varsa söküp al şimdi canımı. Nasip etme. Görecekse bu acıyı gözlerim kör eyle. Al ışığını üzerimden nasip etme. Verecekse bu zalim emri lal eyle dilimi. Nasip etme. Mahidevran kabul et. Haremi idare edemiyorsun. Bence daha fazla rezil olmadan hünkârımızla konuş. Azlini iste. Yoksa hünkârımız seni azledecek. Haremi de terk edeyim istersen. Kimsenin huzuru kalmadı. Cariyelerin, ağaların, kalfaların yevmiyeleri ödenmiyor. Dediklerine göre uçan kuşa borcun varmış. Kimseye borcumuz yok. Aksine bolluk içindeyiz. Hazneder burada. İstersen ona sor. Sultanımızın hakkı var. Kimseye borcumuz yok. Yevmiyeler de ödeniyor. Demek öyle. Çok merak ediyorum Mahidevran. Bunca harcaman kaynağı ne? Nereden geliyor bu altınlar? Üzerine vazife olmayan işlere karışma. İlaveten bir daha beni sakın şikayet etme. Kuvvetin yetiyorsa kendin çık karşıma. Esir gürlüyor işte neyse. Hatice Sultanımız nasıl Gülf ve Matun? Bugün geleceklerini sanıyordum. İstirahat ediyorlar. Yarın şehzademizi uğurlamak için gelecekler zaten. Hatice. Öldüm meraktan. Ne oldu anlat çabuk. Ne anlatayım abla? Dilim var mı bu rezilliği anlatmaya? Nasıl? Doğru muymuş yazılanlar? Az bile yazılmış. Ne demek? İbrahim beni aldattı aşikar. Hatun'u gözlerimle gördüm. Üstelik ondan çocuk peydahlamış. Karnı burnunda. Eyvallah olsun.
Meğer yıllardır koynunda bir yılan beslemiş. Haberim yok. Nasıl olur Hatice? Kim cüret eder böyle bir ahlaksızlığa? Ağlar. Çıkın dışarı. Yer kalfa. Mehmet abime burası yeter anne. Mustafa abinin dairesine biz geçelim. Hem tersli de var. Mirşim'a, bunları düşüneceğine derslerinle meşgul ol. İmal ediyorsun. Etmiyorum. İsterseniz hocalarımla görüşün. Hepsi memnunlar benden. Ama ben onlardan memnun değilim. Çünkü hepsi yaşlı. Kime çektin sen acaba? Sultanım. Söyle. Perçaman sizi görmek istiyor. Sultanım, iftira ediyorlar. Karnımdaki Sabi'nin babası Nasuh Efendi'dir. Kimi kandırıyorsun sen hatun? Bu yüzden boşanmadınız mı siz? Evet ama sonradan hata ettim dedi. Bir akşam evime geldi. Tekrar evlen benimle dedi. Kabul etmedim. Gönderdim onu. Israrla gelmeye devam etti. Hislerime yenik düştüm. Eve aldım. Ne de olsa eski kocam. Sonradan saraya geri döndüm. Malum, haznedar olunca eve çıkamadım. Sarayda fark ettim gebe olduğumu. Utancımdan kimseye bir şey diyemedim. İbrahim, döndükten sonra kovulmadın mı sen? O istedi bunu. Değil mi? Paşamızla bir alakası yok. Ben kendimi kovdurmak için mahsustan suç işledim. Sen mektubu açıkla hatun. Kim niye yazdı? Kim olacak sultanım? Tabii ki Hürrem Sultan yazmıştır. Sultanım. Nedir vaziyet Perçeman? Gülşah Hatun'la konuştum. Hatice Sultan gelmiş. Nigar alıp gitmişler. Kesin inkar edecektir. Suçu bana atacaktır. Gülşah'a söyle bir yere kaybolmasın. Emredersiniz sultanım. Utanmadan bir de sultanı itham ediyorsun. Hürrem'le ne alakası olur? Siz bilmiyorsunuz Beyhan Sultanım. Validemizin üzerinden oynadığı oyunları bozdum diye kin güttü bana. Evime kadar geldi. Senden intikam alacağım dedi. Paşamızla olan husumeti malum. Onun esas derdi İbrahim Paşa'dır. Beni ne yapsın ki? Bu söylediklerini ispat edecek biri var mı? Var elbet. Nasuh Efendi her şeyi anlatır.
Ağlar. Tez Nasuh Efendi'yi bulun. Getirin bana. Nasuh Efendi dün gece paşamızla birlikte gittiler sultanım. Nereye? Malumatımız yok sultanım. Gelir gelmez haberim olsun. Şu hatunu da kapatın bir odaya. Gün yüzü görmeyecek. Sence doğru mu söylüyor? Hiç sanmıyorum. Lakin inşallah doğrudur. Aksi halde kalbimi söküp atsam yine de dinmez acım. Dikkatli olun sahi istiyorum onu. Emredersiniz paşam. Nihayet karşılaşma vakti geldi amatrakçı. Efendi Hazretleri denen hainin gül cemalini göreceğiz nihayet. Kuşlar haber uçurmadıysa tabii. Kaygılanma. Hünkârımızdan gayri kimse bilmiyor nerede olduğumuzu. Mustafa Paşa. Paşam. İbrahim Paşa burada. Efendi Hazretleri denilen hain sen misin?
İbrahim Paşa, geldin demek. Ben de ne vakittir yolunu gözlüyorum. Kimsin sen? Tanımadın mı beni paşa? Alaaddin'im ben. Sabık Vezir-i Azam Piri Mehmet Paşa'nın oğluyum. Şahinci başım Pargalı İbrahim'i tanırsın. Bundan böyle benim Hasoda başımdır. Bugünden itibaren devlet-i âliyenin veziri evveli Hasoda başım İbrahim'dir. İktidarın senden vazgeçmesini bekleme sakın. Lüzum hissettiğinde tereddüt gösterme. Sen iktidardan vazgeç. Sendin o. İbrahim Paşa, bu alem senin kadar zalimini görmedi. Önce babamı azlettin. Sonra tekrar döner diye korktun, öldürttün. Hem de kardeşim Mehmet'e yaptırttın bunu. Onun da kanına girdin. İftiradır bunların hepsi. Pir Mehmet Paşa'yı ben öldürtmedim. O yangında öldü. Bizim konağımız yakan da sendin paşa. Herkes bilir bunu fakat susarlar. Akıbetlerinin aynı olmasından korkarlar zira. Yazık ki bu devlet, Müslüman oğlu Müslümanlar dururken senin gibi dönmelerin eline kaldı. Alın şunu. Beni de öldür paşa. Hiçbir yere gelmiyorum. Ancak cesedim çıkar buradan. Devlet-i âliyenin vezir-i azamına karşı işlediğin suçlardan mütevellit yargılanacaksın. İbret-i alem için çarşı meydanında sallandıracağım seni. Figane'nin lafını işitti mi bilmem paşa. Lakin benim kulağıma geldi. Zülfü kemendin aldı ele. Celladı gamzesi. Benzer figane zulm ile berdar eder seni. Mustafa Paşa. Buyurun Paşa Hazretleri. Alın bunun kellesini. Bütün payitahta dolaştırın ibreti alem için. Efendi Hazretleri diye övündükleri Adem'in akıbetini görsün düşmanlar. Emredersiniz paşa. İbrahim Paşa dün gece yola çıktı. Şimdiye varmıştır. İstediğiniz gibi artık can düşmanını öldü bilecek. Alaaddin gibi yiğitler az gelir dünyaya. Bu yüce dava için canını feda etti. Mekanı cennet olsun. Ailesinin intikamını almak da bana düştü. Efendi Hazretleri, benim size tavsiyem... İbrahim Paşa'ya olan kininize bir son vermeniz. Onun kudretiyle baş etmeniz bir hayli zor. İbrahim Paşa kudretini hünkârımızdan alıyor. Bu hep böyle gidecek değil. Yaptıklarıyla kendi sonunu hazırlamaya başladı bile. Az kaldı Ayas Paşa. Yakında onunla bir sefere çıkacağız. Ve bu onun son seferi olacak. Sultanım. Zümbü, hünkârımızın yanına gidiyorum. Sultanım.
Az evvel İbrahim Paşa'mız geldiler. Ona haber vereyim dedim. Öyle mi? Güzel. Dediklerimi yaptın mı Sümbül? Harfiyen yerine getirdim sultanım. Her şey arzu ettiğiniz gibi olacak. Bu sefer hata istemiyorum. Ne pahasına olursa olsun Maydevran'ın saltanatına son vereceğiz. Sultanım, İbrahim Paşa ne olacak? Malumunuz bize engel olacaktır. Sen onu düşünme. Paşanın derdi başından aşkın. Sultanım. Gel. Hünkârım. Gel Pargalı. Anlat bakalım. Nedir vaziyet? Hünkârım nihayet düşman yüzünü gösterdi. Kimmiş bu hain? Piri Mehmet Paşa'nın oğlu Alaaddin. Babasının ve kardeşinin vefatından beni mesul tutuyor. Nerede şimdi? Kendisini sağ yakaladım. Fakat ne var ki canına kıydım. Piri Mehmet Paşa hayli kıymetli bir devlet adamıydı. Onun acı kaybı ailesinde büyük bir yıkıma sebep olmuştu. Her şeye rağmen Alaaddin'in böyle bir ihanet içinde olacağı aklımın ucuna dahi gelmezdi. İskender Çelebi Hazretleri, şeref duydum. Beni kabul ettiniz. Rakel Hatun, duyduğuma göre haremin borçları bir hayli artmış. Vallahi elde avuçta ne varsa verdim. Daha ne kadar devam edecek böyle? Vakti geldi Hatun. Yarın Mahidevran Sultanımıza git, borcunu iste. Ya vermezlerse, ya yine beni kovarlarsa, he? Zaten olacağı bu. Ama bu sefer susmayacaksın. Bilhassa anlatmanı istediğin biri var alemde. Elbette. Kime anlatacağım? İskender Çelebi ile ilgili iddiaların da böylelikle boşa düşmüş oldu. Aralarında bir irtibat olduğuna dair hala kuşkularım var hünkârım. Bu meseleyi uzatma Pargalı. Sebepsiz yere itham ettin İskender Çelebi'yi. Diyelim ki öyle. İskender Çelebi'nin benim hakkımdaki düşünceleri malumunuz. Her seferinde Müslüman oğlum, Müslümanım deyip kendisini benden daha üstün görüyor. Bu hissiyatıyla zehirliyor insanlar. İlaveten devletin dönmelerden, devşirmelerden arınması gerektiğini söylüyor. Bırak konuşsunlar Pargalı. Sen neden rahatsız oluyorsun? Kim ne derse desin, sen beni takip et, ben seni. Dünden beri bir şey yemedin. Zayıf düşeceksin. Aklım almıyor abla. İbrahim nasıl yapar bunu? De hizmetimizdeki bir kafayla. Ne malum doğru oldu? Duydun Hatun'u. İşin içinde Hürrem varsa her şey beklenir. Nerede kaldın sen? Anca gelebildim sultanım. Neler oldu? Ha sultanım. Paşa. Döndün demek. Yoksa beni mi bekliyordunuz? Bir şey mi oldu? Hatice Sultan yolunu gözlüyor.
Haber de verilmemiş. Bir hayli tedirgin olmuştur. Edirne'deydim. Eminim duymuşsunuzdur, bir düşmanım vardı Efendi Hazretleri diye. Artık yok. İbret aleme olsun diye kellesini aldım. Ne güzel. Artık ailenle huzur içinde yaşarsın. Hatice Sultan'la evlatlarınla bir ömür saadet içinde. Mahidevran'ın da gitmesine engel oldun. Mustafa desen sancağa gidiyor. Bir sonraki adımın ne İbrahim? Mustafa'yı tahta çıkarmak mı? Manasız laflar bunlar. Bu hep böyle devam etmez paşa. Seni ayakta tut. Destek olan kim varsa bir gün kaybedeceksin. Ve emin ol, o günler sandığın kadar uzak değil. Sultanım, her şey arzu ettiğiniz gibi tamamlandı. Hiçbir eksik yok. Yarın cuma namazını mütakip yola revan olmak için hazırız inşallah. Âlâ. Bir aksilik istemiyorum Sümbül Ağa. Merak buyurmayınız. Dediğim gibi, Fidan Hatun Manisa Sarayı'nın baş hazinedarı olacak. Elbette. Sultanım, Fatma Hatun için bir tasarrufunuz var mıdır? O burada benimle kalacak. Valide. Mustafa, biz de Sümbül'le hazırlıkları konuşuyorduk. Malumat aldım. Bir hayli ihtişamlı bir uğurlama tertip etmişsiniz. Sağ olun. Sana da yakışan bu oğlum. Sultanım, başka bir arzunuz yoksa ben... Çekilebilirsin. Siz de çıkın. Evladımla yalnız bırakın beni. Süleyman. Mustafa'yı mı düşünüyorsun? Üzülme. Dünyanın öbür ucuna gitmiyor. İstediğimiz vakit gider geliriz. Hem o çok mesut. Bütün şehzadelerin hayali. Selim bile sual ediyor, ne vakit gideceğim diye. Bu gece son validem. Artık kendi sarayımda kalacağım. Mustafa'm. Burası senin esas sarayın. Vakti gelince döneceksin elbet. Hem de bir cihan sultanı olarak. Bu kutsal vazife için hazırla kendini. Zira bu yüzden gidiyorsun. Sakın unutma. Sancağa çıktıktan sonra hızla büyüyeceksin. Tahtın en kuvvetli veliaht şehzadesi olacaksın. Kem gözlerden sakın. Seni bolca övenlerden de. Hiç kimseye mutlak güvenme. Karşındaki baban dahi olsa hep bir kuşku olsun içinde. En mühimi adil ol. Adaletten ayrılma. Dünya gönül eğlendirme yeri değil oğlum. Her daim çalış didin. İnsanlara hizmet götür. Sofranı, keseni.
yoksulları aç. Sevginle kuşat onları. Öyle ki vakti geldiğinde karşında değil, yanında olsunlar. Endişelenmeyin Halide. Hadi dairene dön. Uyu, dinlen. Yarın bizim için büyük gün. Hay Allah. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Durun bakalım. Daha ortada bir şey yok. Hele bir Nasuh Efendi ile konuşalım. Hakkınız var sultanım. Nigar Hatun nerede peki? Bir odaya kapattırdım. Hakikat ortaya çıkana kadar bekleyecek. Sultanım. Korkma canım. Annen yanında. Geçecek bu günler. Baban ikimizi de kurtaracak bu beladan. Sultanım bağışlayın, dün gece haber vermeden gitmek zorunda kaldım. İlk kez olmuyor İbrahim. Alıştım artık. Sultanım, müsaadenizle ben artık saraya döneyim. Vakit bir hayli geç oldu. Tabii. Biz de yarın geleceğiz zaten. Malum Mustafa'mız gidiyor. Hayırlı geceler. Sultanım. Paşam. Ben de daireme geçiyorum. Malum sabah erken kalkacağız. Hayırlı geceler. Sultanım. Dün gece gelmediğim için aklınıza kötü şeyler getirmeyin. Bir devlet meselesiydim. Yıllardır bizi ve saadetimizi tehdit eden düşmanın peşindeydim. Ve nihayet yakaladım. Layık olduğu cezayı aldı. Artık huzur içinde olabiliriz. Benim de istediğim tek şey bu İbrahim. Huzur. Fatma. Ağlama artık. Korkuyorum şehzadem. Ya bu sizinle son gecemse? Ya bir daha sizi göremezsem? Nereden çıktı bu korku faslı yine? Nice cariyeler hediye edildi size. Benden uzakta onlar teselli edecekler sizi. Beni unutacaksınız diye öyle korkuyorum ki. Bunları düşünüp yok yere üzme kendini. Burada validemin yanında ol. Onu belalardan uzak tut. Bir zarar gelmesin. Bilhassa da Hürrem Sultan'a karşı koru onu. Gözünüz arkada kalmasın.
Yoğun başlamış. Çabuk ekibe haber verin. Sultanım. Yardım edin sultanım. Sultanım ne olur yardım edin. Senin İbrahim. Senin oğlum. Gel. Kimden geldi bu? Macaristan Kralı Zapolyo'dan Paşa Hazretleri. Çekilebilirsin. Ah, Signor Guetti. Gel. Paşa Hazretleri, Mahidevran Sultanımız geldiler. Gelsin. Sultanım. Paşam. Şehzademiz nasıllar? Bir aile heyecanlı, hazırlanıyor. Ben haremle alakalı bir hususta sizden akıl almaya geldim. Yardım edebileceğim bir şeyse elbette. Epey oldum. Defterdar İskender Çelebi ile görüştüm. Hareme ayrılan tahsisat yetmedi. Ancak kendisi seferi bahane edip ilave tahsisat ayırmadı. Ben de harcamaları karşılamak üzere Yahudi bir sarraf hatundan borç aldım gizlice. Vakti gelince öderim dedim ama ödeyemedim. Üzerine başka borçlar da aldım. Haremin yıllık tahsisatını kat bir kat üzerine çıkmış vaziyetteyiz. Siz ne yaptınız? Bu... Hünkârımızın kulağına giderse bu.
Hiç iyi olmaz. Ben de bu yüzden geldim İbrahim. Yardım et bana. Üstelik Hürrem Hatun gibi bir rakibiniz varken haremde. Daha dikkatli olmanız icap ederdi. Mustafa'm için de hepsi. Duydum. Altın işlemeli tabaklara kadar almışsınız. Ben hallederim. Kimden aldınız o borcu? Rakel Hatun. Ben bakacağım icabına, bana birkaç gün verin. Gel Nasuh Efendi. Sultanım, hayırlı sabahlar. Hayır mı şer mi öğreneceğiz şimdi Nasuh Efendi. Sultanım, merak içindeyim. Beni görmek istemişsiniz. Yaklaş. Yaklaş. Sana bazı suallerim olacak Nasuh Efendi. Ancak bana hakikat neyse onu söyleyeceksin. Aksi mümkün mü sultan? Vaktiyle Nigar'ı boşamıştın. Sebebi neydi? Bana bir çocuk vermediği içindi sultanım. O günden sonra hiç görüştünüz mü? Elbette görüştük sultanım. Arada bir gelir giderim evine. Bir ihtiyacı var mı diye sorarım. Hiç münasebetiniz oldu mu? Af buyurun sultanım. Fakat neden sual ediyorsunuz? Mana veremedim. Nigar'ın gebe olduğunu öğrendim. Çocuğun babasının kim olduğunu biliyor musun? Nigar Hatun. Hazırlığını yap. Yakında buradan ayrılacaksın. O güne kadar da sakın bir yere çıkma. Kimselere görünme. Tamam. Bir aksilik olur da yakalanırsan, gebeliğin ortaya çıkarsa telaş etme. Dediğim gibi, çocuğun benden olduğunu söyleyeceksin. Gebe olduğundan bile haberdar değilsin, öyle değil mi? Haberdarım sultanım. Birden sual edince siz, af buyurun haşa, mahcup oldum size karşı. O halde kimden gebe kaldığını da biliyorsundur. Benden sultanım. Madem öyle, neden sakladınız bunu? Öyle icap etti sultanım. Yani kendisi böyle istedi. Aramızda geçenlerden sonra bana itimadı yoktu. Siz nasıl öğrendiniz? Bir mektup aldım. Lakin yazılanlara göre çocuğun babası sen değil, İbrahim'miş. Kim yazmış bunu? İftira bu. Olamaz, bu ne cüret? Son kez sual ediyorum Nasuh Efendi. Bana doğruyu söyle. İbrahim'le Nigar arasında bir münasebet var mı yok mu? Zinhar ihtimal dahi vermem. Olamaz, bu mümkün değil sultanım. İnşallah hakikat budur. Aksi halde sen de ortak olursun bu ihanete.
Şimdi git. Ancak bu konuştuklarımız aramızda bir sır kalacak. Kimse duymayacak, bilhassa İbrahim, anladın mı? Anladım sultanım. Çekilebilirsin. Şehzademizin emniyeti için bütün tedbirler alındı hünkârım. En güvendiğiniz muhafızları dahil edildi mahiyetine. Aklınız kalmasın. Âlâ. Gel. Hünkârım. Gel Bargalı. Paşa Hazretleri. Hünkârım, Kral Zapolyo'dan bir havadisim var. Nedir? Signor Alvise Gritti. Malumunuz, Macar tahtı hayaliyle çıkmıştı yola. Varadin psikoposu Çibako'nun ölümüne sebep olmuş. Bu Macar halkı arasında huzursuzluk yaratmış. Bunun üzerine Signor Gritti tutsak edilmiş. Akabinde sabah elleri, öğleyin bacakları, akşamda kellesi kesilerek infaz edilmiş. Taht sevdasına düşenlerin sonu budur İbrahim Paşa. Bilhassa Signor Gritti gibi kim olduğunu ve nereden geldiğini unutup saltanat hayali kuranların akıbeti herkese ibret olmalı. Hakkınız var hünkârım. Hoş geldiniz. Vladim, hoş geldiniz. Canım benim. Bu ne güzellik böyle. Şehzadelerim. Abim gidiyor hala. Keşke ben de gitsem. Elbet o günler de gelecek Selim. Hepiniz şahinler misali birer birer uçacaksınız yuvadan. Destur! Şehzade Mustafa Hazretleri. Halacığım. Mustafa. Gitme vakti geldi. Keşke rahmetli validemiz de görseydi seni böyle. Efendi Hazretleri layığını buldu. Sen duymadın mı? Nasıl duymayalım paşa? Alaaddin'in kellesi dolaşıyor payitahta. Öyle. Yüce devletin vezir-i azamına hakaret eden, canına kasteden korksun. Sen korkma. Paşam. Gel matrakçı. Hayırdır sen burada böyle? Paşam, sizinle konuşmak istediğim bir husus var. Daha sonra. Hünkârım. Bargalı Mustafa'm nerede? Veda faslındalar hünkârım. Birazdan gelirler. Mehmet. Aslan parçası. Kardeşlerin sana emanet. Merak etme abi. Dualarım seninle oğlum. Ben senden razıyım. Allah da senden razı olsun. Amin. Gel
evlattan ayrılmak zordur. Allah sabır versin. Amin. Hayırlara vesile olsun Haydar'ım. Üzülme. Sağ ol Sultan. Allah sabır versin. Sağ ol. Merdevran, kendini bu kadar üzme. Bu ayrılık uzun sürmeyecek. Hürrem. Gel benimle. Paşam. Şehzadem. Hatırlarsan bir vakitler seninle bir şey konuşmuştuk. Sana 3 yırtıcı hayvandan bahsetmiştim. İnsan ruhunu kemiren 3 hayvan. Hatırlıyorum. Kaplan, aslan ve kurt. Evet. Bunlardan biri hırstır. Diğeri kibir. Ötekisi ise haset. İnsan tabiatı çoğu vakit bu hislere yenik düşer. Asla yok edemezsin. Kalbinin attığı her an ensendedirler. Sen şehzadem, bu 3 ateşin seni ele geçirmesine asla müsaade etme. Onları sen yönet. İşte o vakit kimse karşında duramaz senin. Hadi, hünkârımızı bekletmeyelim. Ne oluyor sultanım? Nedir bu haliniz? Bunu sen mi yazdın? Sultanım, sakın inkar etmeye kalkma Hürrem. Doğrudur sultanım. Bana inanmazsınız diye böyle haber vermeye uygun buldum. Son hadisenin intikamını böyle mi alıyorsun? Bunu neden yaptığın mühim değil. Mühim olan söylediklerim. Hakikat bu. Ne hakikati? Yalanmış hepsi. Nasıl? Söylediğim yere gitmediniz mi? Gittim. Nigar oradaydı. Üstelik karnı burnunda. Lakin çocuğunun babası Nasuh Efendi'ymiş. Siz de inandınız buna. İnanmadım elbet. Fakat Nasuh Efendi ile de konuştum. O da aynı şeyi söyleyince. Ne malum aralarında anlaşmadıkları? Zira Nasuh Efendi paşamızın en sadık dostudur. Saçmalık bu. Nasuh Efendi itibarlı bir zattır. Üstelik vaktiyle kocasıydı. Böyle bir utancı kim kabullenir? Paşamız isteyince akan sula durur. Epey evli kaldılar. Ne hikmetse. Boşandıktan yıllar sonra çocukları oluyor. Bu hikayeye nasıl inanırsınız? Çünkü inanmak istiyorsunuz, öyle değil mi? Hürrem! Madem aksini düşünüyorsun, o halde ispat et. Tamam. Ne oluyor? Bir şahidim var sultanım. Bir de ondan dinleyin istiyorum. Yememişsin bir şey? Paşamız burada mı? Sen onu söyle bana. Yoklar burada. Şehzade Mustafa sancağa çıkıyorlar bugün. Ağam. Kulun kurbanın olayım. En azından Nasuh Efendi'ye haber et burada olduğumu. Olmaz hatun. Ne istersen veririm. Altına boğarım seni. Çekil şuradan. Başımı belaya sokma benim. Allah'ım.
ne bitmez canım varmış. Daha ne kadar bekleyeceğiz Hürrem? Geliyorlar sultanım. Sultanım. Gülşah. Ne bu halin senin böyle? Paşamız canıma kıymak istedi sultanım. Sen kimsin ki paşa bunu yapsın sana? Nigar Kalfa ile olan münasebetlerine şahit oldum çünkü. Öldü sanıp attılar beni. Lakin kurtuldum. Sultanımıza sığındım. Kendilerine her şeyi anlattım. Neden inanayım sana? Ben de önce itibar etmedim. Bir ağa yolladım. Nigar'ı takip etti. Paşa'yı eve göre... Kes artık Hürrem. Sus. Sultan. Çekil. Sakın dokunma bana. Acınızı anlıyorum Sultan. Bunu kabullenmek zor. Ne eleyim ki? Hakikat bu. Ama ne diyorsanız yapmaya hazırım. İsterseniz susarım. Hiç kimse bilmez bunu. Şehzadem. Ayrılık vakti geldi. Yola revan olmadan evvel söyleyeceklerime kulak ver. Sizi dinliyorum hünkârım. Mustafa'm. Aslan parça. Oğlum. Zenginliklerin en üstünü... akıldır. Yoksulluğun en büyüğü ahmaklıktır. Korkuların en korkuncu kendini beğenmektir. Soyun sopun en yücesi ise güzel huydur. Oğlum, ahmakla eş dost olmaktan sakın. O sana faydalı olmak isterken zararı dokunur. Nekesle eş dost olmaktan sakın. Zira ona en çok ihtiyaç duyduğun anda yardımına koşmaz, oturur. Kötülük edenle de eş dost olmaktan sakın. Zira o seni pek az şeye satar gider. Bir de... yalan söyleyenle eş dost olmaktan sakın. Zira o serap gibidir. Uzağa yakın gösterir sana, yakınındakini uzaklaştırır senden. Sizin kudretinizi ve adaletinizi temsil etmek için gidiyorum hünkârım.
öğütleriniz ve fikirleriniz her daim aklımda olacak. Yolumu aydınlatacak. Sultanım, Rakel Hatun geldi. Al içeri. Sultanım. Sen niye geldin yine? Bağışlayın ama şu borcu tahsil etmeye geldim. Bir müddet daha bekle, ayarlayacağım. Mümkünatı yok. Daha fazla bekleyemem. Bende de vaziyet kötü. Sana beklemeni söyledim. Ama olmaz ki. Artık bekleyemem. Canımın isteğin daha iyi. Hemen çıkıp gitmezsen olacağı o. Af buyurun ama size güvenim kalmadı. Siz vermeyeceksiniz benim altınları. Senin derdin ne be hatun? Kimin nesi kalmış bizde? Bekle alacaksın. Ama bana şimdi lazım. Fatma! Derhal çıkartın bu hatunu. Bir daha zinhar hareme girmeyecek. Sultanım, ben hakkımı istiyorum. Bana olan borcunuzu istiyorum. Hayırdır Matrakçı, nedir bu telaşın? Nigar'ın izini mi buldun yoksa? Yok paşam, Nigar Hatun kayıp hala. Fakat... Fakat... Hatice Sultanımız beni çağırdılar. Birileri Nigar Hatun'la münasebetinizi ona anlatmış. Neden sen? Nigar'ın gebe olduğunu öğrenmişler paşam. Bana babası kim diye sordular. Benim dedim. Fakat inandılar mı bilmiyorum. Nasıl öğrenmiş? Kim anlatmış, bir şey demedi mi? Bir mektup aldım dediler. Paşam, zannediyorum Nigar Hatun'un kaybolmasıyla bir alakası var bunun. Aa, bırakın beni ama ne yapıyorsunuz? Yürü çabuk, bir daha da biz çağırmadan geleyim deme. Yoksa zırnık alamazsın. Olmaz böyle şey. Vallahi kadıya şikayet edeceğim. Altınlarımı istiyorum. Kes sesini, yürü. Yürfem Sultan! Yürfem Sultan! Sakın ne bu? Ne oluyor orada? Ha, Sümbül ağam, eyvah! Rakel Hatun, neden bağırıyorsun ya? Oo. Yüzünün yağını yiyeyim, beni Haznedar Hatun'la yürüştüresin. Sebep? Sümbül ağa, nedir mesele? Haznedar Hatun'um, Gülfem Sultan'ım. Bir maruzatım var, lütfen beni dinleyin. Gülfem Hatun, Sultanımız bu hatunun dışarı çıkarılmasını buyurdular. Mesele mühim. Eğer beni dinlemezseniz hünkârımızın kulağına kadar gider. Ağalar bırakın. Gel benimle. Kalk,
Hani öldürüp kurtulmaya çalıştığın hatun var ya. Gülçe, hatırlarsın. Sen nasıl? Allah'ın hikmetinden sual olunmaz paşa. Benden sana bir tavsiye. Hizmetindekileri değiştir. Zira sana ayak uyduramıyorlar. Neden bahsettiğinizi anlayamıyorum. Bal gibi anlıyorsun paşa. Ben her şeyi biliyorum. Hatice Sultanımıza nasıl ihanet ettiğini öğrendim. Bana bir tek siz yardım edebilirsiniz. Söyle işte hatun, dinliyorum. Mahidevran Sultanımıza aylardır borç veriyorum. Fakat hiçbir şey geri alamadım. Hep eli boş dönüyorum. Beni yaka paça kovuyorlar. Eğer bu duruma bir çare bulmazsanız vallahi kadıya gitmek zorunda kalacağım. Dur bir bakalım. Ne kadar borç var? İşte hepsi burada var. Bakın altında sultanımızın mührü de var. Rahmetli Valide Sultanımıza da borç verirdim ama hiç böyle şeyler yaşamadım. Vaktinden önce ödeme yaparlardı. Beni hiç mağdur etmezlerdi. Al bunu. Sen git şimdi. Ben bu meseleyle alakadar olacağım. Ama Yurfem Sultanım. Merak etme. Hepsini geri alacaksın. Başına neler geleceğini biliyorsun değil mi? Hatice Sultanımız seni boşayacak. Sonra görevinden azledileceksin. Bütün malına, mülküne el konulacak. Yerle yeksan olacaksın paşa. Hürrem Sultan, elinizden geleni ardınıza koymayın. Hatice Sultanım'la benim arama kimse giremez. Buna kimsenin gücü yetmez. Nigar kafa girmiş ama. Hatta bir çocuk bile vermiş. Hünkârımız bunu duyunca çok üzülecek. Malum Hatice Sultanımızı çok sever. Kabul et İbrahim. Bitti. Buraya kadarmış, kaybettin. Gülfem vaziyeti mutlaka hünkârımıza anlatacaktır. Mahidevran'ın başı fena halde dertte. Gece son gecesi. Saltanatı bitiyor. Fakat tedbiri elden bırakmayalım. Mahidevran Gülfem'in konuşmasını istemez. Bir şekilde engel olmak isteyecektir. Sümbül, gözünü dört aç. Gülfem'i korumamız icap edebilir. Sultanım. Ben de seni bekliyordum. Rakel Hatun'la konuşmuşsun. Anlattım her şeyi. Ne yaptınız siz sultanım? Haremi böyle bir yükün altına nasıl sokarsınız? Hem de sefer arifesinde olacak iş mi bu? Haremin adabı var, usuller var. Bunları hiçe sayamazsınız. Laflarına dikkat et Gülfem. Benimle böyle konuşmaktan men ediyorum seni. Haremin itibarı mevzu bahise konuşurum.
Rakel Hatun kadeye gidecekti. Zor ikna ettim. Borç benim borcum. Kimseye alakadar etmez. O halde bu borcu temizleyin sultanım. Yoksa... Yoksa ne? Şikayet mi edersin? Benim bir vazifem var. Hünkârımıza hesap vermeye mecburum. Sessiz kalır göz yumarsam bu usulsüzlüğe iştirak etmiş olurum. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Öyle bir derdim olsaydı çoktan anlatırdım. Derhal bu meseleyi çözün sultanım. Aksi halde hünkârımıza giderim. Ruhayet Hürrem Sultan'a bir söz verdim. Yoksa şuracıkta alırdım canımı. Yüzüme bak. Ne hale getirdiler beni. Ölümden döndüm. Neden biliyor musun? Sırf bana bunu yapanlardan intikam almak için döndüm. Senden, Fidan'dan, Mahidevran Sultan'dan, İbrahim Paşa'dan, Nigar'dan. Hepinizin sonu geldi. Hürrem Sultan'ım, hepinizin hakkından gelir evvelallah. Kalk Hatun, gidiyoruz. Ne oldu, nereye gidiyoruz? Sual etme, yürü hadi. Hürrem Sultan'la karşılaştım. Hakkında bazı şeyler anlatmış. İnkar mı edeceksiniz? İftira mı diyeceksiniz? Hürrem Sultan ezelden beri bana düşman. Bizim saadetimizi bozmak için böyle yapıyor mu diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz İbrahim? Anlatacaksınız bana. Nasıl müdafaa edeceksiniz kendinizi? Yoksa Nigar'ın anlattıklarını mı tekrar edeceksiniz? Hakikati söyleyin. Gözümün içine bakın. Ve bana ihanet etmediğinizi söyleyin. Duyduklarınız da gördükleriniz de doğru. Bebeğin babası benim. Sultanım. Neredesin sen? Yoksun ortalarda yine. Sultanım, sormayın başıma geleni. Hamamdaydım. Gülşah saldırdı. Gülşah mı? Onun ne işi var burada? Hürrem Sultan getirmiş belli ki. Himayesini almış. Bir bu eksikti. Sultan, başka ne oldu ki? Gülfem Hatun buradaydı. Rakel anlatmış her şeyi. Bugün değilse yarın söyleyecek hünkârımıza. Aileler tehdit etti beni. Derhal engel olmamız lazım buna.
Ne yapmamızı istersiniz sultanım? İnkar edecek kadar küçülmediniz karşımda. Götürün bu hatunu. Kapatın. Rüya gibi yaşayacağız sultanım. Size ait. Böyle demiştiniz, hatırlıyor musunuz? Oysa şimdi görüyorum ki siz rüyadan uyanmışsınız. Hem de yıllar evvel. Yüzünüzü daha görmek istemiyorum. Dinle beni. Bir kerecik olsun kulak ver söylediklerime. Sonra çekip giderim. Bir daha da görmezsin yüzümü. Merak etme. Yanımda olduğun müddetçe hiç kimse seni haremden atamaz. Yeter ki daha evvel yaptığın hatalara düşme. Size minnettarım sultanım. Asla lafınızdan çıkmam. Gülşah. Senin ne işin var burada? Onca kabahatinden sonra ne yüzle gelirsin? Sultanım ben... Ben istedim geldim. Bir sakıncası mı var? Mahidevran Sultanımızı tehdit edebiliyorsun. Ona karşı gelmenin sonu bu. Geber. Ne oluyor orada? Gülfem attı onu mu? Eyvahlar olsun. Ağlar kimse yok mu orada? Gelin çabuk! Kal, yavaş. Git ekibi çağır. Kaç, kaç, kaç! Buna sen karar veremezsin Hürrem. Kimi istersem alırım. Sana soracak değilim. Gülşah kabahatlerinden dolayı kovuldu. Benim müsaadem olmadan dönemez. Derhal gidecek bu hatun. Maydevran dairemden çık. Bir daha da sakın destursuz girme. Hürrem. Kimi istiyorsun git, şikayet et. Gülşah burada benim hizmetimde olacak. Sen bilirsin Hürrem. Hünkârımıza izah edersin bunu. Bir gecelik bir şey değil bu İbrahim. Yıllardır birlikteymişsiniz hatun gebe. Neyden evvel bitmişti gebe olduğunu da bilmiyordum. Saklamış benden. İyi ki saklamış. Aksi halde ben senin gerçek yüzünü nasıl görürdüm? Yazıklar olsun İbrahim.
Bana öyle bir acı yaşattın ki. Ömrüm boyunca unutamayacağım bunu. Benim de unutamayacağım şeyler var. Sen getirdin beni bu hale. Devlet-i Aliye'nin yararı için. İbrahim, sen kimden neyi saklıyorsun? Senin vazifen benim aileme hizmet etmek. Devlet-i Aliye benim. O gün dünya başıma yıkıldı sanki. Kaybettim hakikati. Kimim ben? Neredeyim? Kime hizmet ediyorum? Aşk nedir? Sadakat nedir? İnan bana, unutmaya çalıştım. Fakat insan unutamıyor. Bu yüzden... Bu yüzden mi aldattım beni nikârla? Bu bir yalandı. Kendimi dahi inandırdığım, içinde kaybolduğum bir yalan deryası. Fakat sonra hakikat beni senin kıyına vurdu tekrar. Aileme döndüm, sana döndüm. Senin bir evin yok artık İbrahim. Bir ailen yok. Sultanım. Neye inanacağımı bilmiyorum artık. Dedin ya, hakikati kaybettim diye. Benim de yaşadığım bu. Yıllardır gözümün içine baka baka yalan söyledin. Aptal yerine koydun beni, hem de kim için? Hayır İbrahim. Bunun bir izahı yok. Hiçbir sebep bu ihaneti hafifletmez. Sen benim bu hayatta inandığım, güvendiğim, sığındığım tek şeyi aldın elimden. Aşkımı aldın. Sultanım. Dokunma bana. Seni görmek istemiyorum artık. Sana bakmak istemiyorum. Senin sesini de duymak istemiyorum. Hatice. En çok ne ağrıma gidiyor biliyor musun? Ben evladımsın. Ölümüne sebep oldum oğlumuzun yasını tutarken. Sen nikârla. Merak etme. Gitsin. Söyle gitsin. Thank you.
Canım çok yanıyor abla. Nefes almak istiyorum. Hatice, korkutma beni. Bak ben yanındayım. Yanındayım senin. Her şey düzelecek. Söz veriyorum sana. Her şey düzelecek Hatice. Gel. Hünkârım. Söyle. Sümbül Ağa yolladı beni. Gülfem Hatun saldırıya uğramış. Vaziyeti kötü dediler. Kim cüret eder buna? Malumatım yok hünkârım. Gülfem Hatun'u şifahaneye almışlar. Gülşah o hale nasıl gelmiş? Eski sarayda birileriyle kavga etmiştir kesin. Senin bir alakan yok değil mi? Hayır, asla. Onu burada istemiyorum Fatma. Derhal göndermemiz lazım. Sultanım. Ne var? Gülfem Hatun. Hünkârım. Gülfem Hatun iyi misin? İyiyim hünkârım. Mühim değil geçti. Nasıl mühim değil? Kim yaptı bunu sana? Bilmiyorum, görmedim. Arkamdan saldırdı. Sümbül Ağa yetişti de öyle kurtardım canımı. Sümbül kimdir bu hain? Vallahi hünkârım ben de göremedim. Ben gelince kaçtım mel'une. Gülfem Hatun'umla da alakadar olunca peşinden gidemedim mel'unenin. Kim niye yapsın sana bunu? Bir şey biliyorsan söyle. Söyle. Kimsenin günahını almak istemem. Lakin bana saldıran her kimse bir şey söyledi hünkârım. Sen kimsin de Mahidevran Sultan'ı tehdit edersin dedi. Mahidevran sana bunu neden yaptırdı? Bir şey mi geçti aranızda? Hünkârımızla görüşmek istiyorum, haber verin. Burada değiller sultanım. Öyle mi? Neredeler? İçeri gel. Duymaz geldim. Nasılsın? Daha iyiyim. Sağ ol sultan. Hay Allah. Sana kim yaptı bu fenalığı? Kimin yaptığı belli değil maalesef. Gerçi saldırıyı yapan her kim ise bir şeyler demiş ama. Nasıl, ne demiş? Bu ne cüret Mahidevran? Gülfem'i de mi rakip gördün kendine? Bağışlayın fakat ne dediğinizi an... Gülfem'i öldürmek istemiş birisi. Söylediklerine göre de emri sen vermişsin. Hayır. Asla ben bir şey yapmadım. Zinhar alakam yok. Gülfem Hatun yalan mı söylüyor? Onu öldürmeye çalışan gafil senin ismini zikretmiş. Tuzak bu hünkârım. Suçu benim üstüme atmaya çalışıyorlar. Nasıl inanırsınız? Bu mümkün mü? Hem ben neden yapayım? Yemin ediyorum yalan, iftira. Haremi borç batağına sürüklediğinde mi yalan? Yahudi sarraftan aldığın borcun haddi hesabı yok.
doğru lakin... Bana söylememesi için tehdit etmişsin. Hünkârım, hayır. Harem'i sana emanet ederken başıma bunların geleceğini biliyordum. Lakin sana bir fırsat daha vermek istedim. Her şeye yeniden başlaman ve düzeltmen için bir fırsattı bu. Sen bunu değerlendiremedin. Yazık. Seni azlediyorum. Şimdi dairene dön. Hünkârım. Sana dairene dönmeni söyledim. Yine yaptı yapacağını. Öyle bir oyun etti ki bana. Bunun lekesini 40 yıl uğraşsam çıkaramam. Hünkârımız azletti beni. Akıbetimin ne olacağı belli değil. İbrahim, ne olur bir şey yap. Engel ol buna. İbrahim, duymuyor musun beni? Susun artık. Duymak istemiyorum sizi. Her ne yaptıysanız neticelerine katlanın. Yıllardır arkanızı toplamaktan yoruldum. Az evvel Mahidevran Sultanımızla karşılaştım. Duydun mu yaptığını? Gülfem Hatun'un canına kastetmiş. Buna biraz da sebep sensin. Senin için, Mustafa'm için ziyadesiyle göz yumdum yaptığı hatalara. Lakin buraya kadar. Artık tahammülüm kalmadı. Sarayımda istemiyorum onu. Manisa'ya yollayacağım. Yaşadığına şükretsin. Anladım. İskender Çelebi ile konuş. O Yahudi tüccar kimse bulsun ödesin borcu. Evet, emredersiniz. Sen neden geldin? Halletmem gereken bazı meseleler vardı. Malum sefer hazırlığındayız. Nedir seni böyle düşüncelere gark eden? Bir derdin varsa söyle. Ben sultanımız için üzüldüm. Ben bu geceden bahsetmiyorum. Epeydir bir hal var sende. Sanki bedenin burada benimle. Lakin ruhun, aklın alemi dolaşıyor. Affedin hünkârım. İşitmiyorsun Pargalı. Görmüyorsun, konuşmuyorsun. Sanki o sözünü ettiğin karanlık ormanda yolunu kaybetmiş gibisin. Kendinle, mazinle olan bu kavganı bitir. Ruhunu kemiren bu histen kurtul. Aksi halde o senden kurtulacak.
sen yaptın bunu değil mi? Bu tuzağı sen kurdun. İnkar edecek değilim, evet ben yaptım. Seni koruyan kimse de olmayınca iyice savunmasız kaldın. Tebrik ediyorum. Bu kez başardın. Hünkârımız azletti beni. Artık burada tutmaz. Maydevran bana suç bulma. Seni ikaz etmiştim. Kendi isteğinle git dedim ama dinlemedin beni. Neyse. Zararın neresinden dönsen kârdır. Bundan böyle Manisa'da oğlumla birlikte huzurlu bir hayat sürersin. Ne olacak şimdi? Harem sen mi yöneteceksin? İbrahim Paşa buna müsaade eder mi sanıyorsun? İbrahim Paşa'dan müsaade isteyen kim? Ayrıca o kendi canının derdinde. Ne demek bu? Yakında öğrenirsin. Paşam. Anlaşılan bu geceyi burada geçireceksin. Yoksa Hatice Sultanımız seni saraydan mı kovdu? Yıllar evvel tam buradaydık. O geceyi hatırlıyor musun? Size bir şey demiştim. O yükseldiği bir yerde öyle hisle düşeceksin ki paşa. Seni öyle bir sanırım ki. Bana büyük lokmayı büyük laf etme demiştin. Zannediyorum ki artık bir tebrik hak ediyorum. Öyle değil mi? Marifet iltifata tabidir evet. Fakat unuttuğunuz bir husus var. Hala ayaktayım. Kabul et İbrahim. Bu savaşı ben kazandım. Ben her şeyden evvel bir askerim. Biz askerlerin arasında bir laf vardır. Eğer elin hala kılıç tutuyorsa kaybetmiş sayılmazsın. Eğer sizin yerinizde olsaydım ben bu kadar erken sevmezdim. Sen artık bir bataklıktasın. Kurtulmak için çırpındıkça daha da batacaksın. Ayrıca sen benim yerimde olamazsın. Zira ne yaparsan yap, değiştiremeyeceğin bir hakikat var. Ben hür bir kadınım. Sen de bir köle. Cenneti cehennemi hep içinde taşıyan, kendi şeytanıyla dost, postun şeyhiyle müttefik ama hep tetik. Araf'ın yüce kapısının sadık bekçisi, kapı kulu İbrahim. Sultan Süleyman'ın mahreminde, sırrında ama hep sınırda olan İbrahim. Hünkârının derin gözlerinde her gün kendi cenazesini seyreden İbrahim. Sultanının gözlerine baktıkça ölüme koşarak giden, ölümüne kaza namazları kılınan İbrahim.
Cem. Hadi içeri gir artık. Uyu biraz, dinlen. Ben nasıl dayanacağım bunu abla? İbrahim olmadan yaşayamam ki ben. Bu böyle olmak zorunda değil Hatice. İlla ayrılmak zorunda değilsin. Belli ki Paşa da hatasının farkında. Biraz vakit ver. Telafi etsin. Affettirsin kendini. Can. Kardeşim. Zaman her şeyin ilacıdır. İnan bana düzelecek. Yine eskisi gibi mesut olacaksınız. Olur muyuz Haydi? Neden olmasın? Hemen karar verme. Düşün biraz. Sakinleş. Sonra tekrar oturur konuşursunuz Paşa'yla. Şimdi ne olacak paşa? Beklemekten gayrı çare yok. Hatice Sultanımızın size hürmeti herkesçe malum. Acısı, öfkesi dinince kabullenecektir bunu, unutacaktır. Fakat Hürrem Sultan bu fırsatı kaçırmaz. Hünkârımızı anlatırlar. Vaktiyle Hatice Sultanımız için kendi ellerimle vazgeçtim makamlardan, rütbelerden. Bunun yanında hiçbirinin kıymeti yok. Benim tek düşündüğüm Hatice'm. Kırılan kalbim. Matrakçı öyle bir baktı ki gözlerime. O anda yer yarılsa da içine girsem diye dua ettim. Peki Nigar Hatun'a ne olacak? Paşa Hazretleri. Şöyle. Hatice Sultanımız yollar beni. Sizi görmek istiyorlar. Gidin paşam. Alın gönlünü sultanımızın. Size karşı mahcubum. Ne deseniz, ne yapsanız hakkınız var. Fakat inanın bana, böyle olmasını istemedim. Nigar. Birazdan alacaklar seni. Sultanım. Kıymayın bana. Yemin ederim kendim için değil. Evladım için. Acıyın bana.
Korkma. Evvela karnındaki günahsız Safi doğacak. Ondan sonra layığını bulacaksın. Saatim yerinde hünkârım. Bir sıkıntım kalmadı sayenizde. Âlâ. Mahidevran'ı azlettim. Müsait bir vakitte Manisa'ya yollayacağım. Hay Allah. Nasıl bu hale geldik anlamıyorum. Bunda senin bir kabahatin yok Gülfem. Mahidevran kendi hırsının kurbanı oldu. Malumun üzere haremin idaresini yeni birini tayin etmem icap ediyor. Senin de fikrini almak isterim. Sultanım, şehzadelerim, hayırlı günler olsun. Hayırlı olacak inşallah. Söyle. Hünkârımız sizi buyurmuşlar. Ne oldu ki, bir şey dediler mi? Vallahi bir malumatım yok. Fakat Gülfem Hatun vardı yanlarında. Mesele mühim olsa gerek. Aksilik yok değil mi? Yoksa bizim yaptığımızı anladılar mı? Hiç sanmam. Haremin idaresiyle alakalı. Ha. Gülfem de orada dedin. Acaba idareyi Gülfem'e mi verdin? Neyse. Gidelim bakalım neymiş, öğrenelim. Hünkârım. Gel Hürrem, yaklaş. Gece düşündüm. Bizimle. İstikbalimizle alakalı. Bir karar verdim. Gülfem Hatun buradaydı. Kendisiyle haremin idaresiyle alakalı konuştuk. Kendisinin fikrini sordum. Benimle aynı fikirdeymiş. Vaka teamüller de bunu gerektirir. Dinliyorum sultanım. Fakat kararınız her ne olursa olsun son nefesime kadar sizi seveceğimi bilmenizi isterim. Bir mektup yazmıştım size. O vakitler ayrıydık. En ufak bir umut yoktu kavuşmamız için. Başkasıyla evlendireceklerdi beni. Nefesimin kesildiğini,
yüreğimin kanadığını hissediyorum. Bundan böyle bir mefta olarak sürükleyeceğim. Bedenimi, ruhumu. Öyle demiştim. Şu anda aynı şeyleri hissediyorum. İsyan etmeyeceğim yine. Günahkar olmayacağım. Kaderimin karşısında tevekkülle boynumu eğeceğim. Seni boşuyorum İbrahim. Bundan böyle haremin idaresi sana emanet. Hayırlara vesile olsun. Acaba saçın amberi görüp mis kokulu mu olmuş? Bu ne saç, bu ne kâkül, bu ne zülüftür? Aklım saçının kokusuyla doludur. Bu ne güzel koku, bu ne ıtır, bu ne hoştur. Gözyaşı dalgalarım taşıp başımdan açtı. Bu ne deniz, bu ne ırmak, bu ne nehirdir. Muhibbi ansızın divane oldu. Bu ne dert, bu ne aşk, bu ne huydur. Ben Alexandra La Rosa. Osmanlı sarayına satılmış Rutenyalı köle. Din yeperine eşinde Karadeniz'e savrulmuş köle. Anası, babası, kardeşleri, sevdikleri yok olmuş köle. Bu dev dalgaların üstünde her an ölsem de cennette ailemle kavuşsam diye dua edin. 17 yaşında dünyanın kederini, zalimliğini öğrenmiş. Bir günde 1000 yaş almış. Yaşamaktan caymış kadersiz, kimsesiz Alexandra. Ben Alexandra La Rosa. Kederimi kimseye söylemedim, paylaşmadım. Derdimi derin kuyulara bardım. Denize döktüm. Dalga alıp götürdüm. Canımı yakın, her şeye kahkaha ile cevap verdim. Gözyaşımı sadece ailem için akıttım. Bu köle kızdan bir sultan yarattım, kadere karşı koydum. Ve işte şimdi hayatım, kaderimin değiştiği yerdeyim. Sultan Süleyman'ın sarayında. Başlarını yıkmak istediğim bu saray artık benim evim, yuvam. İntikam için duran kalbim, aşk için yeniden atacağını nereden bilebilirdim ki? Sultan Süleyman'ın kölesi, cariyesi, sultanı, 5 evladının anası, nikahlı karısı Hüre, miski, anver, varı, sevgilisi parlak ay, yakın, sırdaşı, güzeller içinde sultanı, Hüre. Ben Hürrem, Mehmet'im, Mihrimah'ım,
Selim'in, Beyazıt, Cihangir'in talihli anası. Haseki, Hürrem, Sultan. Evlatlarım, ben size kendime bir söz verdim. Yemin ettim. Vaktiyle diz çöktüm, etek öptüm, af dilediğim herkes gün gelecek, benim önümde diz çökecek dedim. İşte o günler geldi çattı. Bana türlü cefayı, kederi, eziyeti layık gören düşmanlarımın sonu geldi. Artık korksunlar benden. Zira aldıkları her nefesi zehir edeceğim onlara. Ateş olup üzerlerine yağacağım. Biri var. Hadi yanaş. Su verin bu hatuna. Başka kimse var mı? Yok reis, kimseyi bulamadık. Kimmiş bu kadırga belli mi? Hayır, anlaşılan o ki fırtınaya yakalanmışlar. Bu hatunun yaşaması Allah'ın büyük bir mucizesi. Farsça konuştu az haber reis. Çekesi asti. Muselmuni. Götürün, doyurun karnını. Mandrak hocam ibareyin. İstanbul, Bekasre Sultan. Hadi çabuk 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 çabuk. Hadi götürün şunları. Daha akşam yemeğini hazırlayacağız. Ay maşallah. Şeker. Vallahi tadı yok. Bunun pekmezini az koymuşsun. Sen yetiştirdiğime dua et. Ya bıldırcınlar nerede kaldı? Geliyor ha. Git bak şunlara söyle oyalanmasınlar. Bana bak bana. İğrilerini seçsinler. Hürrem Sultanımız pek sever. Haydi haydi. Sümbül abi. Ya bu harcamaların hatta hesabı yok. Gene başımız ağrımasın. Yok yahu. Hürrem Sultanımızın gönlünden koptu. Her şeyi kendi cebinden karşılıyor. Zaferini kutluyor desene şuna. Zafer ki ne zafer. Artık daha olsa önünde duramaz vallahi. Yahu lafa tuttun beni. Gideyim Gülşah bütün altınları dağıtmasın. Benim aklımı da ayır. Zırnık kokladım ama. Fasık.
Allah razı olsun. Merak etmeyin kızlar. Allah razı olsun. Hepinize yetecek kadar altın var. Allah razı olsun. Hürrem Sultan daha nice hediyeler bahşedecek. Allah razı olsun. Allah razı olsun Sultan. Al bakalım. Fatma Hatun, ne yapıyorsun sen orada? Baykuş gibi dönemişsin. Hadi işine, işinin başına. Yılan suratlı melauna. Sultanım, hoş geldiniz. Sefa kademler. Duyduklarım doğru mu? İbrahim Paşa'yı boşattınız mı gerçekten? Daha sonra Gülfem. Sonra konuşuruz. Nereye gidiyorsunuz? Yoksa hünkârımıza? Çekil Gülfem. Bugün her şey bitecek. Hayır sultanım. Acele etmeyin ne olur. Bunun neticeleri çok ağır. Razıyım ben. Ne olacaksınız? Teşekkür ederim. Sultanım. Ne oldu size böyle? Hiç. Ne oldu? Niye geldin sen? Az evvel Hatice Sultan'ı gördüm. Vallahi öyle bir geçti ki taşlıktan yer sarsıldı, yer zelzele. Hünkârımızla görüşecekmiş. Bir şey dedi mi? Duyduğuma göre İbrahim Paşa'dan boşanıyormuş. Belli ki vaziyeti anlatmaya gidiyorlar. Hünkârımıza geldiğimi haber verin. Emredersin sultanım. Hünkârım, Hatice Sultan geldiler. Alın içeri. Hatice'm, durma öyle, yaklaş. Ben de seni görmek istiyordum. Malum, İbrahim yakında sefere çıkacak. Onun yokluğunda burada kalmanı isterim. Neyin var senin, bir şey mi oldu? Hünkârım, ben... Ben İbrahim'le alakalı konuşmaya geldim. İbrahim'le alakalı? Onu boşamaya karar verdim. Paşanın sonu geldi Sümbül. Biz bundan sonrasına bakalım. Sultanım, silsile gereği Ayas Paşa Vezir-i Azam olur. Ayas Paşa'dan yana bir şikayetim yok. Fakat yapmak istediklerimi onun varlığında yapmam güç. Siz İskender Çelebi'nin mi gelmesini istiyorsunuz? Ona ihtimalim tam. Fakat bir hayli kuvvetli, hırslı, zengin. Böyle bir adama bir kez iktidar verirsen geri almak için savaşmak zorunda kalırsın. O halde başka bir paşayla irtibat kurmak icap eder. Divanda kim var, kim yok?
Hepsi hakkında malumat istiyorum. Ne yer, ne içerler, kime dost, kime düşmanlar. Haklarında her şeyi bilmek istiyorum. Emriniz olur sultanım. Amadeyim. Harem ne vaziyette? Arzu ettiğiniz gibi sultanım. Kutlamalar devam ediyor. Harem yetmesin be. Dört bir yanda aş evleri kursun. Fakir fukaranın karnını doyurun. İlaveten benim adıma vakıflara bağışta bulun. Nüfuzlu ailelere, beylere, paşalara hediyeler gitsin. Bilhassa ecnebi elçilere. Tüm dünya görsün, bilsin ki haremi artık ben yönetiyorum. Sen ne söylediğinin farkında mısın? Ne demek boşamaya karar verdin? Ne olur bana bir şey sorma abi. Senden ricam. Bu kararımı tasdik etme. Evvela sebebini söyle. Eğer hakkın varsa elbette gereğini yaparım. Söyle Hatice. İbrahim. Epeydir başka bir hatunla birlikteymiş. Emin misin bundan? Evet. İtiraf etti. Üstelik alelade bir şey değil. Hatuna ev kurmuş. Ondan bir çocuk bile peyda olmamış hatunun kendi burnunda. Ağlar. Tez İbrahim Paşa'yı çağırın gelsin. Gülfem bekle. Bahçeye gidiyorum. Birlikte gidelim. Hem biraz konuşuruz. Konuşacak bir şey yok. Hata yapıyorsun. Ben seni neden öldürmek isteyeyim? Hürrem'in tuzağıydı o. Görmüyor musun? Gayesine de ulaştı. Azledildim. Ben artık neye, kime inanacağımı bilmiyorum sultanım. Evladımın üzerine yemin ederim ki ben yapmadım. Olan oldu artık. Bunları konuşmanın bir faydası yok. Hem zaten başımızda daha büyük bir dert var. Ne oldu ki? Hatice Sultan. Söylediğine göre ayrılmış hatunda. Gibi olduğundan da haberi yokmuş. Doğru olabilir ama ne fayda? Yıllarca birlikte olmuş. Benden, ailesinden ayrı bir hayat kurmuş. Bunu nasıl unuturum? Hiçbir şey olmamış gibi nasıl yaşarım? Kimmiş bu hatun? Esas vahim olan da bu. Meğer yıllardır koynumuzda yılan beslemişiz. Ne kâr kafa. Alıkoydum hatun. Vakti gelince cezasını çekecek. Hünkârım, İbrahim Paşa'ya ulaşamadık. Neredeyse bulun getirin derhal. Sefere çıkmak üzere ordugaha hareket etmişler. Arzu ederseniz tez ulak yollayalım.
Nasuh Efendi, sen bilirsin işin aslını. Hürrem Sultan haremin idaresini devralmış diyorlar. Doğrudur paşam. Hayırlara vesile olsun. Amin. Amin de. Ne oldu ki birden? Gelenler var! Paşamız mı bu gelen? Ha kendileri paşam. Paşa Hazretleri, hoş geldiniz. Mustafa Paşa. Buyurun paşam. Derhal hazırlıklarını yap, sefere çıkıyoruz. Paşam nasıl olur? Bir hafta sonrası için karar almıştınız. Kararımı değiştirdim paşa. Hemen şimdi çıkacağız yola. Toparlanmamız vakit alır paşam. Ancak yarın sabah... Sana ne diyorsam onu yap. Emredersiniz paşam. Atrakçı. Hatice'm, sen artık sarayına dön. Evlatların yanında ol. Bir şey söylemeyecek misin? Bana yapılan bu hakarete karşı sessiz mi kalacaksın? Hatice'm, benim kıymetli kardeşim. Sana bunu reva görenler elbet bedelini ödeyecek. Zira hiç kimse ailemden daha kıymetli değildir. Sen nasıl istersen öyle olacak. İbrahim'in akıbetine sen karar vereceksin. Lakin görüyorum ki derin bir keder içindesin. Acın, öfken, kan olmuş akıyor gözlerinden. Öyle bir hissiyatla verilen bir kararın vebali ağır olabilir. Bu yüzden evvela düşünmeni istiyorum senden. Kendin için, evlatların için düşün. Ben zaten... Karar yine senin Hatice'm. İster al canını, ister bağışla. Sen neye hükmedersen benim de hükmüm odur. Bilesin. Öleceğiz. Hepimiz öleceğiz. Öldürecek bizi. Öleceğiz. Hepimiz öleceğiz. Bizi öldürecekler. Öleceğiz. Hepimiz öleceğiz. Bizi öldürecekler. Öleceğiz. Hepimiz öleceğiz. Bizi öldürecekler. Bizi öldürecekler. Öleceğiz. Hepimiz öleceğiz. Bizi öldürecekler. Öleceğiz. Hepimiz öleceğiz. Bizi öldürecekler. Öleceğiz. Hepiniz ölecek. Bizi öldürecekler. Ölecek. Hepimiz ölecek. Bizi öldürecekler. Ölecek. Hepimiz ölecek. Hay Allah. Ne olacak şimdi? Yapacak bir şey yok Nasuh Efendi. Neyse kaderimiz, yaşayacağız bunu. Bu kader değil paşam. En başından belliydi böyle olacağı. Siz bile isteye çıktınız bu yola. Paşam, bugüne kadar size olan sadakatimden, hürmetimden hep sustum. Ne dediyseniz kabullendim. Şimdi bir kez olsun siz beni dinleyin. Gidin paşam, gidin. Hünkârımız öğrenmeden bir hal çaresine bakın. Sultanımızla konuşun, af dileyin. Af dileyin. Af dileyim öyle mi? Bağışlanmak için yalvarayım yani. Beni böyle mi tanıdın sen? Hı? Yaptıklarını taşıyamayacak kadar aciz bir zavallı mıyım ben? Haşa paşam. Demem o ki. Evet. Sultanımız sizi sever. Hünkârımız da öyle, kardeş yerine koyar. Asla canınıza kıymaz, hele böyle bir hadise için. Bilmezmiş gibi konuşma Nasuh Efendi. Bu güneşin altında nice kardeş kanı döküldü. O halde neden buraya geldiniz paşam? Hünkârımızın karşısına çıksaydınız neden sefere gidiyorsunuz? Ben sefere gitmiyorum Nasuh Efendi.
ben ölüme gidiyorum. Savaş meydanında bir asker gibi dövüşerek ölmek istiyorum ben. Anladın mı? Peki geride kalanlar ne olacak paşam? Evlatlarınız, sultanımız. Söyle. Söyle hadi söyle çekinme hadi. Nigar Hatun. Değil mi? Üstelik hatun gebe. O çocuk doğacak. Ve kim bilir belki ben hiçbir zaman göremeyeceğim onu. Fakat ben yaşamasını istiyorum. Yaşayacak. Sakın dokunma bana. Yaklaşma. Korkma Hatun. Sana yardım etmeye geldim. Seni kurtarmaya geldim. Yakında çıkacaksın buradan. Sen kimsin? Kim gönderdi seni? Kudret Ağa derler buna. Paşa Hazretleri'nin emriyle geldim. Allah'ım ya Rabbim sana çok şükür. Hadi çabuk çıkar beni buradan. Zamanda geleceğim tekrardan. O güne kadar bekle. Hadise çıkarma. Karnındaki Sabi'yi koru. Paşamız nerede? Ne yaptılar ona? Bu kadar yeter Kudret Ağa. Tamam, geliyorum. Ki anlatmışlar her şeyi sultanım. Bitti bu iş. Ne bitmesi? Daha yeni başlıyoruz. Mahidevran, seni görmek ne hoş. Malum, epeydir odadan çıkmıyordun. Yarı sen ayarladın değil mi? Bir yılan gibi. Sen soktun paşanın koynuna. Paşanın böyle zaafları olduğunu bilseydim çoktan yapardım. Düşünemedim o kadarını. Hayret. Yıllarca nasıl gizlemiş bunu? Nasıl fark edemedim? Bu yaptıkların yanına kalacak sanma Hürrem. Mahidevran sen neden ağlayıp buradasın? Manisa'ya sevgili oğlunun yanına gitmeyecek miydin? Şehzademiz nerede? Uyuyakalmamıştır inşallah. Bekir Ağa. Yahu lalam latife ediyorum. Malum şehzademiz pek genç. Hünkârımız Sultan Süleyman daha gençti geldiğinde.
Lakin yaptıkları ortada. Şimdi koca bir cihanın sultanı. İyi dersin de o vakit başka şehzade yoktu ki. Oysa şimdi tam 4 şehzade var sırada bekleyen. Sus be adam, edebinle konuş. Saruhan Sancak Bey'i Şehzade Mustafa Hazretleri. Hadi kızlar, oyalanmayın. Daha bir yığın işimiz var. Nimet Kalfan. Buyurun Fidan Hatun. Bu gece için en güzel cariyeleri hazırla. Şehzademizin gönlünü hoş tutalım. Malum sultanımızın emri. Bir an evvel çocuk istiyorlar. Sen hiç merak etme Fidan Hatun. Ben alakadar olurum. Şehzade Hazretleri, nicedir yolunuzu gözlemekteyim. Geldiniz, şeref verdiniz. Bendeniz Bekir Ağa kulunuz, her daim emrinizdeyim. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Korkma, ölüm yok. Sen iyi olacaksın. Ne iyi, köle aldılar beni. Ölüme gidiyorum. Hayır, ölüm yok. Evine gideceksin. Nasıl? Adın ne? Silvia. Silvia. Kimin için ağlıyorsun? Kendin için üzülmüyorsun, ben anladım. Kardeş var benim. Daha çok küçük, yalnız kaldı. Bakacak kimse yok onun. Benim kaçmam lazım. Hem de çabuk. Yoksa nasıl dönerim? Tamam. Sakin ol. Ben yardım edeceğim sana. Nasıl? Bilmiyorum. Ama bulacağım bir yol. Çocukları yatırın artık. Oğlum. Sultanım, ilk kez size veda etmeden gidiyorum. Zira bu son ayrılığımız. Sizi bir daha göremeyeceğim. Acı da olsa bunu kabullenmeye ve dahi neticelerine katlanmaya mecburum. Madem niyetiniz beni boşamak, hiç durmayın. Katlime ferman verseniz dahi canım yanmaz. Zira yaşadığım ve yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Vaktiyle aşkınız için her şeyden vazgeçip Parga'ya gitmiştim. Yine oraya gider kendime yeni bir hayat kurarım. Elbet ölmez sağ kalırsam. Sizi ve evlatlarımı yüce Rabbime emanet ediyorum.
Diyarbakır'dan Halep'e geçeceğiz. Orada Ulama Paşa ve diğer beyler bize katılacaklar. Orduyu toparladığımız vakit Bağdat'a yürüyeceğiz. O Tahmasp denilen çocuk ve elbette ona yaltaklık eden hainler bizim kahredici kuvvetimizden nasiplerini alacaklar. Hiç kuşkum yok paşam. Lakin Tahmasp'ın nerede olduğu belli değil hala. O vakit karşımıza çıkması için ne gerekse yapacağız paşam. Ya çıkmazsa? O vakitte Safavi hanedanını rezil bir korkan yönettiğini cümle alem duyar ve öğrenir. Paşa Hazretleri. Kimler gelmiş? Nihayet teşrif edebildiniz. Duyar duymaz çıktım yola. Nedir bu acele paşam? Ben böyle münasip gördüm. Senden istediğim hususi muhafızları getirdin mi? Emrinize verilmek üzere 30 muhafız hazır. Mustafa Paşa biz kaç muhafız istemiştik? 110 muhafız paşam. Kalan 80 muhafız nerede? Daha sonra hünkârımızla birlikte katılacaklar. İskender Çelebi, emirlere itaatsizlik büyük suçtur. Bilhassa sefer sırasında. Ne haddime paşam? Ben sadece... Çık dışarı! Bir daha da desursuz sakın girme. Fırsatını bulduğu an benden kurtulmak isteyecektir. Merak etmeyin efendi hazretleri. Her türlü tedbiri aldık. İbrahim Paşa'mızın emniyeti için de tedbir alın. Malum yolumuz uzun. Kurda kuşa yemamız. Anladım. İlaveten neden erken çıkmış yolu öğrenmem? Emredersiniz. Sultanım. Yalnız bırak beni. Mahidevran Sultan geldiler. Gelsin. Sultanım. Bağışlayın, rahatsız ediyorum. Daha sonra gel Mahidevran. Uyumak istiyorum. Beni dinleyin ne olur. Yoksa çok geç kalırız. Ne diyorsun sen? Ne oldu? Hürrem bana tuzak kurdu. Haremi artık o yönetiyor. Ben burada acı çekerken senin dertlerini dinleyemeyeceğim Mahidevran. Bu benim meselem değil. Hanedanın meselesi sultanım. Eğer İbrahim Paşa'yı boşarsanız Hürrem'in ekmeğine yağ sürersiniz. Neden gelip size anlattı? Sizi çok sevdiği için mi? Hayır. O sadece paşadan kurtulmak istiyor. Bunu da bizzat size yaptırmak niyetinde. Kimin söylediği mühim değil. Neticede hakikat bu. Hakikat nedir? Paşanın bir hatunla gönül eğlendirmesi mi? Beni kendinizle karıştırmayın Mahidevran. Ben böyle şeylere katlanmak zorunda değilim. Yar için mi yıkacaksınız yuvanızı? Üstelik birbirinize aşıkken. Ne aşkı? Al. Al oku paşa neler yazmış. Yaşadığı hiçbir şeyden pişman değil. Af dileyeceği yerde bir de üste çıkıyoruz. Zinhar bağışlamayacağım. Bağışlayın demiyorum size. Elbette bedelini ödesin. Mesela sizin gibi güzel bir kadından mahrum kalsın. Ama sakın boşamayın. Bu sadece Hürrem'in işine yarar. O akılları kendin için kullansaydın, Hürrem bu kadar büyümezdi. Sultan. Yeter Mahidevran. Çekilebilirsin. Hürrem.
Hatice Sultan'ı gördüm giderken. Kanadı kırılmıştı sanki, içim acıdı. Onu yalnız bırakma Hürrem. Merak etme, gözüm üzerinde olacak. Aklım almıyor bir türlü. İbrahim Paşa bunu nasıl yapar, nasıl kıyar sultanımıza, hem de Nigar için. Süleyman, neyi bekliyorsun? Paşa hak ettiği cezayı ne vakit alacak? Yoksa seferi mi bekleyeceksin? Bu mesele Hatice ile İbrahim arasında. Kararı Hatice verecek. Verdi zaten, boşanmak istiyor. Ben biraz daha düşünmesini istedim. Bağışlarsa ne olacak peki? Göz mü yumacaksın bu ihanete? Bugün Hatice'yi ağlatan yarın seni ağlatmaz mı? Hürrem. Yıllardır ayrı bir hayatı varmış. Sen onu kardeşin yerine koydun. Hiç kimseye baş etmediğin yetkileri verdin. Ama o senin arkandan işler çeviriyor. Bu kaçıncı? Dediğim gibi, kararı Hatice verecek. Sultanım. Nihayet layık olduğun yerdesin. En baştan ikaz etmiştim Hatice Sultan'ı. Bu uğursuzu sarayından uzak tut demiştim. Bana yardım edin Sultanım. Çıkartın beni buradan. Ne dedin sen? Karnımda İbrahim Paşa'nın evladını taşıyorum. Yıllardır sizi korudu. En azından bunu onun için yapın. Senin canın kimin umurunda ki? İbrahim Paşa isteseydi eğer burada olur muydun hiç? Paşamız kardeşin yanına yolladı beni. Orada doğuracaktım evladımı. Lakin Hürrem Sultan engel oldu buna. Müstahak sana. Gör işte onca yıl kime hizmet ettiğini. Sultanım. Hünkârımız her şeyi öğrendi. Artık hiç kimse kurtaramaz seni. İbrahim Paşa nasıl peki? Ona ne yaptılar? Henüz akıbeti belli değil. Yazık ki senin gibi bir zavallı yüzünden bunlar geldi başına. Biraz baş ağrıyacak ama geçer gider. Sen kendi derdine yan. Çekilebilirsiniz. Sen kal. Sultanım afiyet olsun. Gülfem Hatun, hoş geldin. Gel otur şöyle, bir şeyler ye. Ne içersin? Sağ olun, benim işlerim var. Ben malumat vermeye gelmiştim. Şehzade Mehmet'in dairesi hazırlandı.
Ne vakit isterseniz geçebilir. Ne güzel. Mehmet bu habere çok sevinecek. Hayırlı geceler. Gülfem Hatun. Neyin var senin? Hatice Sultan'a mı üzüldün yoksa? Başka ne olabilir ki? Keşke söylemeseydiniz. Hatice Sultan bunu bilmek zorunda değildi. Er veya geç ölenecekti ama neticede hatun gebe. Bir hal çaresine bakılırdı. Ama siz bu fırsatı kaçırmak istemediniz tabii. Zaten Mahidevran Sultan'ı da siz göndermişsiniz. Beni de alet ettiniz. Gülfem Hatun onun laflarına itibar etme. Bize fayda getirmez. O bugün var, yarın yok. Kendi suçunu bastırmaya çalışıyor. Gider ayak fitne fesat peşinde. Benim seninle hiçbir meselem yok. Sana karşı hep iyi oldum değil mi? Bunu inkara kalkışmayacağını umuyorum. Bilmiyorum. Kimin günahı varsa Allah onu ıslah etsin. Çekilebilirsin. İnsan ruhunu kemiren üç hayvan: kaplan, aslan ve kurt. Evet. Bunlardan biri hırstır. Diğeri kibir. Ötekisi ise haset. Korkuların en korkuncu kendini beğenmektir. Hünkârım, Miraur Rüstem'a geldiler. Gelsin. Hayırlı sabahlar hünkârım. Gel Rüstem Ağa, yaklaş. Nasılsın? Sağlığınıza duacıyım hünkârım. Lütfedip bana Mirahur rütbesini bahşettiniz. Vazifeni layıkıyla yerine getireceğinden şüphem yok. Şeref duyarım hünkârım. Mustafa'm, aslan parçam nasıl, bir havadis var mı? Sağ salim ulaştılar. Sıhhatleri de yerinde maşallah. Şehzademiz ilk fırsatta vaziyetini arz edecektir size. Âlâ. Hünkârım, Şehzade Mehmet ve Mihrimah Sultan için hususi atlar seçmemi istemiştiniz. Bizzat alakadar oldum. Atlar geldi, hazır. Haber yolla o halde. Gidip görsünler hediyelerini. Emredersiniz hünkârım. Başka bir arzunuz yoksa? İçeri gel. Beğendin mi daireni? Çok beğendim validem. Teşekkür ederim. Nihayet artık benim de bir dairem oldu. Bu daireye sığmayacaksın Mehmet. Benim Cihan Padişahı oğlum bir gün gelecek. Bütün Osmanlı mülkü senin ayaklarının altına serilecek. Anne, ben ne olacağım? Sen de abinin yanında olacaksın. Onu demiyorum. Ne oldu Mirma? Kıskandın mı yoksa beni? Alakası yok. Mirşima, benim ay parçam. Hiç asma o güzel yüzü. Valide Sultan'ın dairesine geçer geçmez kendi dairemin sana tahsis edilmesini buyuracağım. Nasıl geçeceksiniz?
Bu mümkün değil. Orası boş kalacakmış. Öyle diyorlar. Onların ne dediği kimin umrunda? İbrahim Paşa'ya göndermeni istediğim bir şey var. Elbette hünkârım. Bir hayli kıymetli olsa gerek. Öyle. Emniyetli bir şekilde ulaşmasını sağla. Merak buyurmayın hünkârım. Ben derhal alakadar olurum. Başka bir arzunuz yoksa? Yok, çekilebilirsin. Tahmasp kuvvetle muhtemel Tebriz civarlarında bir yerde. Gelen istihbaratlar da bu yönde paşam. Tebriz mühim. Şayet orayı ele geçirirsek bütün Acem diyarı hakimiyetimiz altına girer. Mühim olan ele geçirmek değil paşa. Orada kalıcı bir sulh sağlamak. Hakimiyetimizin olduğu her yerde sulh de vardır paşa. Mesele de bu zaten. Askeri olarak bizimle baş edemezler. Fakat biz ne vakit geri dönersek onlar tekrar doğuya hakim oluyorlar. Selçuklulardan beri bu böyle. En son Sultan Selim Han Çaldıran'da büyük bir zafer kazanmıştı. Fakat vaziyet ortada. Ne yapmak lazım paşam? Aklınızda bir şey var mı? Evvela Safevileri yeryüzünden sileceğiz. Akabinde bölgeye hakim, kuvvetli bir hanlık kurulmalı. Ve başına Osmanlı'ya, Sultan Süleyman'a bağlı kudretli bir han tayin edilmeli. Başka bir devlet kurmaktan bahsediyorsunuz paşam. Afşar Bey'im, ben Şah Tahmasp'ın hususi ulaklarından Piştar Karali. Size bu mektubu teslim etmem emredildi. Şahımız Tahmasp, İbrahim Paşa'yı öldürmemizi emretmişler. Acem diyarı İstanbul'dan yönetilemez İskender Çelebi. Mutlak surette Osmanlı'ya bağlı bir devlet kurulmalı. Peki bu kudretli han kim olacak? Aklınızda biri var mı? Ben kimi münasip görürsem o olacak. Hünkârımız ne dediler? Bu yüce fikrinizi paylaşmışsınızdır herhalde. Daha evvel hiç savaşmamış birisi için epey kıymetli bir kılıç bu. Hı? İnşallah kullanmasını biliyorsundur. Zira ihtiyacın olacak. Meclis sona ermiştir. Derhal hazırlıklara başlayın.
Bu atlar bizim mi şimdi? Evet. Hünkârımız bunları sizler için hususi getirdi. Hangisi benim? Sizin için beyaz olan atı seçtim sultanım. Lakin beğenmediyseniz... Hayır, çok beğendim. Sultanım, size bir şey vermem gerek. Neymiş o? Nedir bu? Kim gönderdi? İskender Çelebi. Gülfem Hatun, sen ne yapıyorsun burada? Hürrem Sultan'ın emriyle geldim. Valide Sultan'ın dairesini kendisi için hazırlamamızı buyurdular. Benim niye malumatım yok bundan? Bunu Hürrem Sultan'ımıza sual edersiniz. Hünkârımız bu dairenin boş kalmasını buyurdular. Kendileri aksini söylemediği müddetçe bu daire boş kalacak. Gülfem Hatun, bu sultanımızın hiç hoşuna gitmeyecek. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Yıkıl karşımdan. Defol. Sultanım, evvela selam eder, mutlak zaferinizi kutlarım. Size bu mektubu veren Rüstem Ağa'ya itimat edebilirsiniz. Kendisi benim yetiştirdiğim sadık ve yetenekli bir zattır. Bilhassa yokluğumda size faydası olacaktır. İlaveten bana bir emriniz olur ise Rüstem Ağa ile haber verebilirsiniz. Hürmetlerimi sunarım. Rüstem Ağa. Buyursunlar sultan. Senin vazifen ne? Mirahur. Tayin edildim sultanım. Hünkârımız sana atlarını teslim edecek kadar güveniyor demek. Lütfettiler sultanım. Burada ne yazdığını biliyorsun değil mi? Size hizmet etmekten şeref duyarım sultanım. Güzel. Mirşima Mehmet. Hadi dönüyoruz. Anne, ben ata binmek istiyorum. Şimdi olmaz Mirşima. Gel. Ayaz Paşa, İbn-i Kemal Efendi'nin vaziyeti nedir? Hünkârım, Şeyhülislam Efendi'nin hali iyi değil. Hekimler çaresiz. Rumeli Kaz askeri Sadullah Sade Efendi'ye haber yolla. İbn-i Kemal Efendi'nin vefatı halinde kendisini Şeyhülislam olarak tayin etmek isterim. Ayaz Paşa. Buyurun hünkârım. Hızır Reis'in şanına yakışır bir şekilde karşılanmasını sağla. Hiçbir masraftan kaçınmayın. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım. Söyle Kasım Paşa. Hızır Reis'i hepimiz sever, hayranlık duyarız. Lakin başına buyruk ve devlet terbiyesi almamış bir zat-ı muhteremdir kendisi. Payitahttaki varlığı faydadan çok sıkıntı yaratabilir. Cezayir Beylerbeyi olarak görevine devam etmesi devlet-i âliyenin nizamı Hızır için... Hızır Reis... Uzun yıllar devlet-i âliyeye hizmet vermiş kudretli bir Osmanlı beyidir. Rabbime şükürler olsun ki ordumuz karada mutlak hakimdir. Lakin bunu denizler için söylemek güç. Bu yüzden kuvvetli bir donanmaya ve dahi onu yönetecek büyük bir kumandana ihtiyacımız var. İşte bu kumandan Hızır Reis'ten başkası değildir. Burası mı söylediğin yer? Evet burası. Güzel'in kulübü burada yaşıyor. Güzel.
Oraya kadar yüzebilecek misin? Yüzerim ama. Benimle gel. Buradan çıkış yok. Adamlar kapıda var. Öldürürler bizi. Ne yapacaksın? Ben ölüyorum. Nefes almam lazım. Böyle söyle. Nasıl ben? Başka çare yok. Yoksa kardeşini unut. Bir daha göremezsin. Kız hasta. Ölüyor. Nefes burada yok. Ölecek. Ölüyor. Su lazım. Ne olur su verin. Görmüyor musun? Nefes alamıyor. Ölecek. Hekim çağır. Durma. Tamam, bekleyin burada. Hekim çağıracağım. Silvia, haydi atla. Sen gelmeyeceksin. Gelmeyeceğim. Olmazsan da gelecek. Birlikte gideceğiz biz. Uli çok zengin, güçlü. Bizi korur. Silvia, haydi durma, atla. Uzaklaşıyoruz. Ama bunu al. Yüce İsa yanında olsun. Haydi. Sen niçin gitmedin onunla? Hı? Fırtınadan sağ kurtuldun. Üstelik onlarca kişinin öldüğü bir fırtınadan. Geldiğinde Farsça konuşuyordun. Şimdi ise dilimizi konuşuyorsun. Üstelik en az benim kadar. Kimsin sen Hatun? Nereden gelirsin? Nereye gidersin? Kim olduğum, nereden geldiğim mühim değil. Ben bir köleyim ve aşağıdaki hatunlar gibi kaderime gidiyorum. Reis, bağışlayın. Hastayım deyince soluklansın diye çıkarmıştım. Hekim çağırmaya gittim. Diğer hatun hemen alırız reis. Bırakın gitsin. Bu hatunu da götürün yerine. Şehzade Mustafa Hazretleri. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla divanı açıyorum. Şehzade Hazretleri, müsaadeniz olursa sarayla alakalı malumat vermek isterim. Dinleyeceğim Lala. Her şeyi bilmek istiyorum. Fakat evvela Bekir Ağa'yı anlat bana. Zira kulağıma bazı laflar geldi. Bekir Ağa hakkında ağır ithamlar var. Rüşvet, iltimas, vazifeyi kötüye kullanma. Nedir bu işin aslı astarı Lala? Kim ne biliyorsa anlatsın. Esnaf su koyuverdi Bekir Ağam. Kimse bir şey ödemiyor. Şehzade geldi ya, ondan medet umuyorlar. Az biraz bekleyelim bakalım. Sonra bilirim ben onlara yapacağımı. Şehzade Hazretleri beni görmek istemişler. Bekleyin, çağrılacaksınız. Ne oldu? Niye çağırmışlar? Bir şey söylediler mi? Bir malumatım yok ağam. Sizi şikayet etmiş falan olmasınlar ağam. Tasalanma. Şikayet etseler ne olacak ki?
Şehzademiz daha bir çocuk. İki lafımla onu avucumun içine alırım. Ondan sonra da aynı nizam devam edip gider. Bekir Ağa! Şehzade Hazretleri, beni buyurmuşsunuz. Gel şöyle, yaklaş. Huzurunuzda olmak benim için büyük şeref. Bu sayede yüce devletimiz için yapmış olduğum kıymetli hizmetlerden sizlere bahsedebilirim. Lüzum yok Bekir Ağa. Ben o kıymetli hizmetlerin neler olduğunu öğrendim. Rüşvet, iltimas ve daha bir sürü yüz kızartıcı itham. Şehzadem, haşa huzurdan. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim ki yalan bunlar, iftira. Bunları bana değil, kadılara anlatırsın. Lala. Buyurun şehzadem. İrademdir. Bekir Ağa hakkındaki ithamlardan yargılansın. Ve hak ettiği cezaya çarptırılsın. Şehzadem, yalan bunlar, iftira şehzadem. İftira, alın iftira. Götürün. Kurban ediyorlar beni. Zindana atın. Şehzadem, acıyın bana şehzadem. Şehzadem, ben suçsuzum. Yemin ederim suçsuzum. Şehzadem, kıymayın bana. Şehzadem, kıymayın bana. Dinleyin beni şehzadem, kıymayın bana. Devam edin. Ne oldu Gülşah, nedir bu yüzünün hali? Sultanım, bir mesele var. Size söylemeden halletmeye çalıştım. Lakin Gülfem Hatun her seferinde engel oluyor. Gülşah, uzatma, söyle. Valide Sultan'ın dairesini hazırlamamıza müsaade etmiyor. Ondan müsaade isteyen kim? Ben sana bir vazife verdim. Bunu dahi yapamayacaksan yanımda ne işin var? Sultanım, bağışlayın. Fakat kendisi baş haznedar. Ayrıca hünkârımızın kadını. Sümbül Ağa'ya da söyledim ama... Tamam, kes. Nerede şimdi? Az evvel Valide Sultan'ın dairesindeydi. Gel benimle. Gülfem Hatun, ne demek oluyor bu? Ne hakla engel oluyorsun? Teamüller gereği bu dairenin boş kalması icap ediyor sultanım. Vaka hünkârımızın isteği de bu. Malum, Mahidevran Sultan'a da tahsis edilmedi. Seni ikaz etmiştim Gülfem. Söylediklerim boşa gitmiş. Beni başkalarıyla karıştırma. Hele Mahidevran'la asla! Ben bir şey istiyorsam mutlak suretle alırım. Bu kez alamayacaksın Hürrem. Ne yapıyorsun sen Hürrem? Neyin peşindesin? Sultan, daha dün bu dairenin Mahidevran'a verilmesine engel olmuşsun. Validemizin aziz hatırasına saygısızlık olacağını söylemişsin. Doğru değil mi? Şimdi ise bu daireyi kendin için istiyorsun. Sultan, o günden bugüne çok şey değişti. Mahidevran azledildi. Paşamızın vaziyeti malumunuz. Ben de haremin idaresine getirildim. Gelir gelmez de bu daireye mi göz koydun?
Yeterince vakit geçti. Sürekli boş kalamaz. Kalacak Hürrem. Burası hep boş kalacak. Neden biliyor musun? Çünkü burada sadece valide sultanlar oturur. Şayet bir gün evlatlarından birine taht nasip olursa, o gün bu daire sana verilir. Allah yazdıysa bozsun. Şimdi kendi dairene dön ve edebinle otur. Sizi arıyordum. Bana karşı birlik oldular. Hatice Sultan dairenin boş kalacağını söylüyor. Bana gelince hemen bir teamül icat ediyorlar. Sultanım, esasen hakları var. Usuller böyle. Sümbül usullere riayet edecek olsaydım şu anda yaşıyor olmazdım. O halde acele etmeyelim. Yakında hünkârımız sefere gidecek. O daireyi alacağım Zümbül. Duydun mu? Bari sultanın dairesi benim olacak. Siz hiç merak etmeyin. Hürrem'in haremi dilediğince yönetmesine müsaade etmeyeceğim. Sultanım, keşke hiç karışmasanız. Canınız sıkılacak. Günlerdir ben ne haldeyim, sen biliyor musun Gülfem? Hayatımı mahvetti. Onun yüzünden İbrahim'i kaybettim ben. Lakin bunun bedelini ödeyecek. Size yemin ediyorum. Doğduğuna pişman edeceğim. Aklınızda ne var sultanım? Ben ne yaşadıysam Hürrem'de onu yaşayacağım. Ne demek bu? Ondan kurtulmanın tek bir yolu var. Başka bir kadın. Sultanım, validemiz bunu çok denedi. Onlarca cariye yolladı hünkârımıza. Lakin nafile, muvaffak olamadılar. Doğru. Hürrem kimseye müsaade etmiyor. Anında yok eder hatunu. Bu hep böyle devam edemez. Bir gün öyle bir hatun gelecek ki Hürrem'in aşkına da saltanatına da son verecek. Neresi burası? Topkapı Sarayı, Sultan Süleyman'ın sarayı. Bu sesler ne? Bizi buraya getiren adamı Barbaros'u karşılıyorlar. Bu kadar kâfi derhal toparlanın.
Akşam olmadan önümüzdeki derbendi geçmemiz şart. Emredersiniz paşam. Hünkârımızdan hala bir ses seda yok. Belki de sultanımız söylemedi. Vermişlerdir muhakkak. Hürrem Sultan bu fırsatı kaçırmaz. Orası öyle tabii de paşa. Paşa hazretleri. Hünkârımız Hızır Reis'i payitahta davet etmişler. Dediklerine göre kaptanı Derya olacakmış. İskender Çelebi, vazifenden azledilince seni ulak yapmak lazım. Hı? Zira kulağın bir hayli delik. Doğru. Kulağıma çok şey geliyor. Mesela sizin Nigar Kalfa'yla olan münasebetiniz. Aman paşam, aman. Dur. Yusuf gitti be. Bırak sen de! Acele edin biraz. Deliler keşfe çıkmıştır. Onlar gelmeden bu iş bitmiş olacak. Bu nasıl karşılama paşa? Hızır Reis değil de sanki hükümdar geliyor. Öyle de diyebilirsin Kasım Paşa. Zira kendisi denizlerin hükümdarı. Hızır Reis, saraya hoş geldiniz. Turgut Reis, Salih Reis, sizler de hoş geldiniz. Hünkârımız neredeler? Bizatihi karşılayacaklar sizi. Birazdan teşrif ederler. Bu kadar şaşaya ne gerek vardı paşa? Onca yol geldik, fakat bir türlü boğazı geçemedik. Epeydir bekletiliyoruz. Bir an evvel hünkârla görüşmek isterim. Usul erkan böyle reis. Bekleyeceksiniz. Hünkârımız gelince eğilip eteğini öpmeniz gerektiğini de ayrıca hatırlatmak isterim. Bu kaydeleri bir yere yazıp yollasaydın be paşa. Biz şimdi hangi birini aklımızda tutacağız? Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Bekleyin. He? Unutmayın, eteğini öpeceksiniz. Gel Hızır Reis, yaklaş. Hünkârım. Payitahta hoş geldin. Hoş bulduk hünkârım. Aç, aç. 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 Geç. Geç, 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 geç. Oo, gönder. Buraya. Kim bilir ama amma kalabalık. Ne yapacağız? Ne bileyim, ne yapacağız? La havle ve la kuvvete.
İyi, iyi buyurun. Gel, gel. Gel. Hazır reisin de maşallahı var. Önüne kattığını getirmiş buraya. Hünkârım, müsaade buyurursanız size bir hediye sunmak isterim. Elbette. Artık bir Osmanlı toprağı olan Cezayir'in anahtarını size takdim etmekten şeref duyarım hünkârım. Birbirinden yiğit reislerin de nice zaferler kazandı. Osmanlı'nın senin gibi yiğit evlatları oldukça sırtı asla yere gelmez. Uğruna nice canlar feda edilen Cezayir, bundan böyle Osmanlı mülkünün en güzide toprağıdır. Asil hatunları ön taşlığa alın. Sığmazlar ağam. 30'a yakın hatun var. Hangi birini yerleştireceğiz oraya? Yahu onları da eski saraya gönderirsiniz. İyi tamam yeter. Hadi kalabalık yapmasınlar. Bunları da geri gönderin. Çabuk ol. Haydi Yılmaz. Yürü hadi yürü. Biz saraya girmeyeceğiz mi? Hayır. Nereye götürecekler bizi? Esir pazarına gideceksiniz. Esir pazarı mı? Sor sorma hatun. Yürüyün hadi. Yürü be hatun hadi be. Çabuk ol. Yürü. Ne oluyor burada? Hızır Reis'in hünkârımıza sunduğu cariyeler sultanım. Bu hatunlarla bizzat sen alakadar ol Gülfem. En güzellerini, en akıllılarını bul. Hünkârımız için hususi yetiştirilsinler. Hakkınız var sultanım. Hürrem dahil olmadan seçelim. Aralarında Asil Hatunlar da var. Onlardan birini seçebiliriz. Bize asalet değil. Hünkârımızın kalbini yakacak bir ateş lazım. Charles Kane'e nefes aldırmıyorum hünkârım. Kıyılara inemiyor. Hele o gafil. Andrea Doria. Mütemadiyen kaçıyor. Kralı Charles Kane kaçarken o neden dursun? Tahmasp'ın da vaziyeti aynı. Cesaret edemiyorlar. Askerlerinden, halkından ve dahi hatunlarından da utanmıyor bu korkaklar. Yüce iradeniz karşısında bir gün hepsi diz çökecektir hünkârım. Bunu senin gibi yiğit beylerimle birlikte başaracağız. Hızır Reis. Cihanda mutlak hakimiyet kurabilmemiz için denizlere açılmamız şart. Bu yüzden de kuvvetli bir donanmaya ihtiyacımız var. Senden isteğim bu donanmayı kurman ve kaptanı Derya olarak başına geçmendir. Şeref duyarım hünkârım. Fakat bu vazifeyle benim payitahta kalmam icap eder. Malumunuz ben hep denizlerdeyim. Ben seni payitahta oturasın diye çağırmadım. Akdeniz'e açılacaksın ve orayı bir Osmanlı gölü haline getirinceye dek savaşacaksın. O halde beni bahtiyar edersiniz hünkârım. Lakin malumun üzere serasker İbrahim Paşa sefere çıktı. Hızır Reis evvela Halep'e serasker İbrahim Paşa'nın yanına gidecek. Sonrasında payitahta dönünce kaptanı Derya olarak vazifesine başlayacaktır. Thank you.
İskender'in geri öğrenmiş mi? Aleyhimize kullanacaktır. Bilhassa askerler arasında yayılmasını sağlayacaktır. Hürrem Sultan'dan almıştır havadisi. Birlikte hareket ediyorlar, belli. Halvete gidecek hatunu seçtin mi? Seçtim sultanım, hazırlanıyor. Fakat nasıl olacak bilmiyorum. Hürrem Sultan engel olacaktır. Bence gizlice hazırlayalım hatunu. Ruhu bile duymadan sokarız as odaya. Hayır. Aksine Hürrem'in gözünün önünde olacak her şey. Bilecek. Bilecek ki engel olsun. Duyar duymaz harekete geçecektir. Belki de müdahale etmez. Malum hünkârımız epeydir hiçbir hatunu kabul etmiyor. Hürrem'den bahsediyoruz. Bu tehlikeyi göze almaz. Mutlaka engel olacaktır. Ne zaman pes edecek bunlar? Sultanım, vallahi bu işin sonu yok. Bırakalım hatunu gitsin. Zaten hünkârımız da kabul etmez. Kim bu hatun?
Hızır Reis'in getirdiği cariyelerden. Güzel mi? Oh, maşallah bir içim. Gülşah! Buyurun sultanım. Sümbül Ağa'yla birlikte yeni gelen carilerin hepsine bakın. En güzellerini benim hizmetime alacaksınız. Haremin öte yanına geçmeyecekler. Sultanım. Size ne diyorsam onu yapın. Emredersiniz sultanım. Peki bu hatun ne olacak? Fatma Hatun, artık Halvete Hatunları sen mi götürüyorsun? Gülfem Hatun'un emri. Götür şu hatun taşlığı. Bir daha da boyundan büyük işlere kalkışma. Aklın havada onu biliyoruz. Kulağına ne oldu? Gülfem Hatun emretti diyorum sana. Baş haznedar. Fatma, o zehirli dilini koparmadan dediğimi yap. Aksi halde Hürrem Sultanımızın asabı bozulur. Peki sonra ne olacak sultanım? Ne yapacağız? Gülfem girecek araya. Ben mi? Ben ne yapabilirim ki? Hünkârımızın yanına gideceksin. Ve vazifelerinden azlini isteyeceksin. Ne demek bu Gülfem? Neden azlini istiyorsun? Bağışlayın beni ne olur. Yapamıyorum. Bana ne olduğunu anlat. Gülfem. Hürrem Sultan. O mu istedi senden bunu? Hayır. Lakin engel oluyorlar bana. En tabii vazifelerimi yapmama dahi müsaade etmiyorlar. Bu gece sizin için bir cariye hazırlanmasını istedim. Lakin daha odanıza varamadan geri çevrildi. Hürrem Sultan emretmiş. Bundan böyle hiçbir cariye sizin odanıza giremezmiş. Yasak olduğunu söylüyorlar. Eğer sizin de arzunuz buysa ben bir şey diyemem elbette. Lakin haremin adabı, usulleri bunu gerektirir diye. Bu kadar kâfi. Vaziyet malumumdur. Vazifene dönebilirsin. Hünkârım bağışlayın. Fakat kararım kesindir. Mesele bildiğiniz gibi değil. Hatice Sultanımız Hürrem Sultan'a öfkeli. Ne sebeple? Paşamızın gizli münasebetini ilk bilen Hürrem Sultan'mış. Zaten ifşa eden de kendileri. Bu yüzden olup bitenlerden onu mesul tutuyor. Bunun Hürrem'le ne alakası var? İbrahim'in suçu sabit. Bizzat itiraf etmiş. Ben de öyle söyledim. Lakin Hatice Sultanımız buna inanıyor. Belki de acısını böyle çıkartmak istiyor. Hünkârım, bu kavga büyüyecek. Bilhassa siz sefere gittikten sonra haremin derhal nizama sokulması icap eder. Bunu da ben yapamam. Başka biri lazım. Kuvvetli biri. Senin aklında biri var galiba. Evet var. Tabii siz de münasip görürseniz. Kimmiş bu söyle? Acele et. Çıkmamız lazım Hatun.
Paşa Hazretleri. Hepimize büyük geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Öyle mi? Adamlar burnumuzun dibine kadar giriyor. Tuzak kuruyorlar ve senin bundan haberin olmuyor. Böyle mi tedbir alıyorsun? Gereğini yaptım paşam. Keşif yapıldı. Lakin bir şekilde sızmışlar. Mustafa paşam. Paşam. Gayri güzergahımızın emniyetinden sen mesulsün. Emredersiniz paşam. Sana gelince İskender Çelebi. Bundan böyle atımın ayağına taş dahi değse. Bunu senden bilirim ona göre. Dışarı! Yakalayın şunu. Demek kaçıyordun. Sultanım. Bu vaziyette bile sana karşı merhametli oldum Nikar. Fakat benim sabrım zorlama. Şu anda alırım canını. Alın o vakit. Alın canımı kurtulayım. Dayanamıyorum artık, öldürün beni. Kim yardım etti sana? Sultanım. Cevap ver bana! Madem duymak istiyorsunuz, söyleyeyim. İbrahim Paşa beni buradan, sizin elinizden kurtarmaya çalışan İbrahim Paşa'dır. Neden biliyor musunuz? Çünkü beni seviyor. Yıllardır birlikteyiz. O evi de bana İbrahim Paşa aldı. Nigar. Dışarıda kaldığı gecelerde benim yanımdaydı. Siz onu mutlu edemediniz. Ama ben ettim. Benim yanımda mutluydu. Alın şunun kellesini. İşim bitmedi Nigar. Öyle acılar çekeceksin ki ölmek için yalvaracaksın bana. Götürün şunu. Kapatın. Şehzadem, şehzadem bağışlayın beni. Allah'ım sen bana yardım et. Şehzadem, evlatlarım var, onları yetim bırakmayın şehzadem. Bağışlayın beni şehzadem, bağışlayın. Bir karar vermekten daha zor olan bir şey varsa o da kararından dönmektir Mustafa. Bu bazen zafiyettir, bazen de meziyet. Dur! Bir Cihan Sultanı olarak kararınızın ölüm olacağını söylemiştiniz. Kendimi sizinle eş tutup aynı kararı veremezdim. Şehzadem. Saltanat dedikleri ancak cihan ka.
Madem ben de sizi bekliyordum. Yalnız bırak beni. Mahidevran Sultanımızdan bir haber geldi o yüzden. Vazifesinden azledilmişler. Haremi artık Hürrem Sultan idare edecekmiş. Validem nasıl? Sıhhati yerindeymiş çok şükür. Fakat bir hayli üzülmüşler. Yakında buraya gelecekler. Anlayacağınız şehzadem, Hürrem Sultan yine yapmış yapacağını. Ne güzel bir gün. Ne aldın? Nereye beni görmek istedin? Sana verdiğim yetkiler haremin idaresiyle alakalıdır. Has odanın değil. Buraya kimin girip kimin çıkacağına sen karar veremezsin. Hele ki yasak koymak hiç kimsenin haddine değildir. Sana kim ne anlattı bilmiyorum. Fakat ben yanlış... Sana hiç kimselere nasip olmayan bir hayat bahşettim. Zira bunu hak ettiğine inanıyorum. Şayet bu inancımı kaybedersem... ...o hayatın içinde ben olmam Hürrem. Mahsus yapıyorlar. Seni benden uzaklaştırmak istiyorlar. O hatunu bu yüzden yolladılar sana. Süleyman. Gülfem azlini istedi. Ben de kabul ettim. Yerine Afife Hatun'u çağırdım. Afife Hatun da kim? Afife Hatun benim süt annemdir. Trabzon'dan gelecek. Rahmetli validem kadar çok severim onu. Tecrübesiyle herkese yol gösterecektir. Sabah hünkârımızla görüştüm. Emir vermişler. Afife Hatun geliyor. Güzel. Aklınızla bin yaşayın sultanım. Hürrem'in hakkından ancak Afife Hatun gelir. Gelir gelmesine de. Hürrem de o kadar kolay lokma değil. Eğer ondan kurtulmak istiyorsak... ...daha akıllıca davranmamız lazım. Keşke burada kalabilsem. Hürrem'in acılar içinde kıvrandığını görmek isterim. Sen oyalanmaya devam et Mahidevran. Bakarsın. Gerek kalmaz gitmene. Sultanım sakin olun. Anne ne oluyor? Esma, Gülşah neredesiniz? Çabuk buraya gelin. Esma! Buyurun sultanım. Şehir ittifakı harekete geçti. Onlar istedi bunu. O yüzden geliyor bu hatun. Kim geliyor sultanım? Ne diyorsunuz siz? Afife Hatun geliyormuş hünkârımızın süt annesi. Eyvahlar olsun. Ne? Dayelerin dayesidir o. Valide sultanımız bile çekinirdi ondan. Ne dese yapardı. Eşyalarımı toplayın. Giriyoruz. Nasıl nereye gidiyoruz? Laf emeği kirletmeyin bana! Derhal toplanın. Çabuk! Thank you.
Paşa Hazretleri, sandık sizin için getirildi. Ne sandığı, nereden çıktı bu? Hünkârımızın size hediyesiymiş paşam. Bırakın, çıkın dışarı. Senin gözlerinde korku var Margot. Sadakatin huzuru yok. Benden sakladığın, gizlediğin, sır tuttuğun her neyse seni güçlü yapmaz İbrahim. Seni korkak yapar. Sana ne dedim Hürrem? Bu daire boş kalacak demedim mi? Sultanım, son hadiseler canınızı bir hayli sıktı. Biraz uzaklaşıp dinlenmenizde fayda var. Benimle alay mı ediyorsun sen? Haşa. Ne haddime? Derhal boşalt bu daireyi. Bağışlayın. Fakat burası artık benim dairem. Delirdin mi sen? Karşında Hatice Sultan var. Sen mi akıl vereceksin bana? Yıllardır başkalarının arkasına sığınıp durdun. Şimdi sıra Hatice Sultan'a mı geldi? İkiniz de çıkın. Sultan. Çıkın dedim! Siz de. Herkes çıksın. Beni iyi dinle Hürrem. Bir kez daha söylemeyeceğim. Hemen şimdi bu daireyi boşalt yoksa... İhanet acısı sizin yüreğinizi karartmış. Gözünüzü öfke bürümüş anlıyorum. Bir kadın olarak yerinizde olmak istemezdim. Ağır çok ağır. Senin canını alırım. Hiç durmayın sultanım. Nice ölümlerden döndüm. Yine dönerim. Ama siz sultanım... Artık iflah olmayacaksınız. Bu ihaneti duymayan kalmadı. Nereye gitseniz artık peşinizde fısırdılar gelecek. Bir gün senin de hakkında konuşacaklar Hürrem. Alay edecekler seninle. Neden biliyor musun? Çünkü hünkârımız başka bir hatuna aşık olacak. Hayal kurmayın. Dünyada öyle bir hatun yok. Yaşamıyor. Köle başı ne kadar? Köle başı 300 altın.
Hepsi birbirinden sattı bunların. Acem diyarından, saraydan bile gelen var. Çok dedin, çok. Ucuz ne versen onları göster. Gene çarı, çürüğü, toplucan anlaşılan. Hadi hadi uzatma da göster. Şş, sen gel. Saraydan yolladılar bunu. İşini görüyorsa al götür. Adın ne senin? Konuşsana hatun. Adın ne senin? Firuze. Madem hiç kimseden korkun yok. Madem hiçbir hatun seninle baş edemez. O halde neden engel oluyorsun hatunların gelmesine? Hünkârımızın başka kadınlara ihtiyacı yok çünkü. Fakat arzu ederseniz İbrahim Paşa için hazırlayabilirsiniz malum. Hatunlara pek düşkün.